Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 180. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün 175. yayında ara verdiğimiz Aleviliğin Doğuşu adlı şu kitap üzerine yaptığımız yayının ikinci bölümünü gerçekleştireceğiz. Kitabın yazarı olan Doktor Rıza Yıldırım'la yine birlikteyiz. Bu yayına biz size ulaşmasında bize destek olan Kronik kitabı da her zaman olduğu gibi buradan bir teşekkür ederek yayınımıza başlayalım. Geçen sefer bir giriş yapmıştık aslında. Bugün biraz daha bu Aleviliğin doğuşu meselesi üzerine konuyu derinleştirmeye çalışacağız ve Anadolu coğrafyasındaki yansımalarını özellikle 1501'e kadar olan hadiseleri konuşmaya çalışacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben de teşekkür ediyorum ikinci davetiniz için. Rica ederiz. Ben bu konuda ilk soruyu gene Ozan'a bırakıyorum. Buyur Ozan. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Hocam ilk bölümünü, daha doğrusu ilk programda Osmanlı'nın Aleviliğe bakışı ve daha teorik çerçevede, daha antropolojik ve teorik çerçevede şeyi inceledik, konuştuk. Buradaki Türkmenlerle Osmanlı ilişkisini konuştuk. Şimdi bugün ise biraz daha diğer tarafa, yani diğer uca, İran ucuna bakacağız. Ama kitabın burada isminin özellikle üzerinden bir soru sorup başlatmak istiyorum. Kitabın ismi niye Aleviliğin Doğuşu? Evet, teşekkür ediyorum. Bu soruyu sorduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü kitabın ismine epeyce bir itiraz geldi aslında kitap yayınlandıktan sonra. Özellikle Alevi cenahından itirazlar geldi. Çünkü Aleviliğin doğuşu dediğimiz zaman kitap neticede 14-15. yüzyıl ve 16. yüzyılın başlarında gerçekleşen olayları inceliyor. Aleviliğin doğuşu bu dönemde mi gerçekleşti? Halbuki Alevilere göre tabii bu Hazreti Peygamber'e kadar gidiyor bu hikaye. Böyle bir yanlış anlama, yanılsamaya sebep olacağından dolayı itirazlar oldu. Ve bu itirazlar belli ölçüde haklı aslında. İnanç esasları itibariyle Aleviliğin birçok unsuru, inanç unsuru erken dönem, İslam tarihinin erken dönem tartışmalarına gider. Fakat bize intikal eden geleneksel Alevilik kurumları, ritüelleri, toplumsal örgütlenmesi ile bir bütün olarak Kızılbaş Aleviliği, Kızılbaş Hareketi sırasında 15-16. yüzyılda kristalize olmuş bir kimlik. O yüzden tarihsel açıdan özellikle de toplumsal ve siyasal temellerini esas aldığınız zaman bu dönemde Kızılbaş Aleviliğinin doğuşunun bu dönemde gerçekleştiğini biraz önceki söylediklerimi ihtiyat payı olarak bir kenara koymak kaydıyla söyleyebiliriz. Bu anlamda isim oturuyor. Fakat inançlarını, Alevi inancının tamamının bu dönemde oluşmuş olduğu gibi bir yanılsamaya da meydan vermemek için bu açıklamayı yapmak lazım. Kitap malumunuz olduğu üzere toplumsal ve siyasal temellerine odaklanıyor Kızılbaş kimliğinin. İnanç esaslarına, inanç temellerine, ibadetlerine, ritüellerine odaklanmıyor. O ayrı bir çalışmanın konusu. Ve bu açıdan baktığımızda da Kızılbaş Aleviliği söz konusu ise bu dönem, evet, Kızılbaş Aleviliğinin doğduğu dönem. Hocam peki ya biraz daha bu şey konusuna yani daha kitabın alt başlığı olan toplumsal ve siyasal temellerine geçeceğiz ama bu nihayetinde bu Erdebil Tekkesi Safevi dergahı diyelim başlarda Sünni Ortodoks bir yapı. Nasıl oluyor da bu 200 sene içinde yaklaşık işte 1320'lerde 1300'lerin başında ortaya çıkan bu dergah
100 yıl, 200 yıl sonra 1500'lerin sonunda hem burada tırnak içinde kullanıyorum, hem heterodoks hem işte dairenin dışında bir yapıya dönüşüyor, hem de bir devlet oluyor. Yani çok böyle farklı bir süreç. Yani aslında iki süreç var. Bir tarafta farklı bir şeye dönüşüyor dini anlamda, mahiyeti anlamda, hem de farklı bir organizasyona dönüşüyor. Evet. Doğru, doğru. Çok doğru. Gerçi ortodoks gibi kavramları tarikatlar için, tasavvufi oluşumlar için ne kadar kullanabiliriz? Bu konuda tartışmalar var. Ayrıca Sünni Şii spektrumunda bunları rahatlıkla bir yere yerleştirebilir miyiz? Bu konuda da tartışmalar var. Ancak şu kadar rahatlıkla söyleyebiliriz ki Safevi tarikatı, eğer bu tarikatın kuruluşunu Şeyh Safiyüddin Erdebili'ye bağlarsak, onunla başlatırsak, 14. yüzyılın birinci yarısında kurulmuş oluyor böyle olursa, 14. yüzyılda bu tarikat İslam dünyasında çok yaygın, o dönemde çok çok yaygın ve egemen hatta olan diğer tarikatlardan çok da farkı yok tarikat. Bir farkı var, o da daha yaygın, daha popüler ve çok geniş bir mürit ağına sahip olması. Onun dışında inanç, takip ettikleri inanç esasları, sufi pratikler, İslam'la ilişkileri, şeriatla ilişkileri açısından bir kadirilikle, halvetilikle, ki halvetilikle aynı kanaldan, aynı kökten geliyorlar. Kardeş tarikat bunlar zaten. Bir ne diyelim, rufailikle çok arasında fark yoktur. Bu ilk dönem. Safevi tarikatı, detaylarına belki birazdan geliriz, Şeyh Cüneyt döneminde, yani 15. yüzyılın ortasından itibaren dönüşüyor, başka bir niteliğe kavuşuyor ve bu nitelik nihayetinde bir devlet üretiyor, bir devlete dönüşüyor. Devlete dönüştüğünde de, bu kitabın konusu değil ama belki bir son not olarak eklemek gerekir bu programın sonunda. Ben çünkü şu aralar tam onu çalışıyorum. Devlete dönüştükten sonra da bu tarikat devlet, tırnak içinde söylüyorum, dini olarak devam ediyor. Yok olmuyor. Yani Safevi tarihçiliğinde egemen kabul şudur: Şah İsmail devleti kurduktan sonra hızla Safevi tarikatı, Kızılbaşlık olgusu tasfiye edildi. Ve yerleşik, yani Osmanlı olduğu gibi bürokratik yerleşik zihniyet Safevi Devleti'ne egemen oldu ve yönetti. Hatta benim bu kitapta da bu anlayışın yansımaları vardır kitabın sonlarına doğru. Ben şimdi o görüşümü değiştirdim. Çünkü Safevi kaynaklarını dikkatlice okuduğunuz zaman Osmanlı kaynaklarıyla beraber ve özellikle de Alevi kaynaklarıyla beraber şunu görüyorsunuz ki o devleti kuran Kızılbaşlar Şah Abbas dönemine kadar mutlak anlamda Safevi devletine egemenliğini devam ettirmişler. Hiçbir şekilde egemen sınıfı Tacik dedikleri yerli İran halklarıyla paylaşmamışlar. Yani askeri sınıf tamamen bunların egemenliğinde kalmış. Kendi aralarındaki örgütlenme zemini ise yine bu tarikat. Safevi tarikatı. Yani Safevi tarikatı devlete dönüştükten sonra devletin içinde, devletin iç nizamnamesi gibi, bir tür kanunu gibi devam etmiş. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama bu ikisi ne artık bence iki ayrı tarikat diye düşünmek lazım. Yani ilk dönemden, kuruluşundan Şeyh Cüneyt'e kadar gelen bir Safevi tarikatı var. Bu tarikat standart, diğer tarikatlardan bir farkı yok ki bu, hani bir parantez açarak söyleyelim. Tarikatlar İslam dünyasında Sünni iktidarların egemenlik alanlarında neşv-i nema bulmuş. Dur, dikkatle bakarsanız. Zaten İslam dünyasında Şii iktidarlar ciddi egemenliği olan Şii iktidarlar çok azdır. Yani bunların esasen iki tane örneği, bir Fatimi devletidir, bir de Safevi devlettir. Diğer iktidarlar, yani küçük hanedanlar var. Mesela Gilan bölgesinde
öteden beri Şii eğilimli hanedanlar yerel hükümdarlardır. Ama bunların egemenliği yerel alanların dışına çıkmaz. Şia hukukunu da, Şia şeriatını da devletin şeriatı, hukuk düzeni yapacak imkanları filan olmamış. O ölçekte bir devlet değillerdir çünkü. Yani o ölçekte Şii devleti diyebileceğimiz belli bir kriterin üzerinde bir Safevi devleti vardır, bir de İsmaili devleti. Şimdi bunların dışında zaten yok. Bunlarda bile baktığınızda, bu iki örneğe baktığınızda Şia egemen olduğu yerde tasavvufi akımları, tarikatları bastırıyor. Bunun sebebi malum, öğretileri birbirine çok yakın. Bir takım böyle İslam tarihçisi, özellikle batılı uzmanların şu görüşünde ben de iştirak ediyorum. Aslında Sufi, tasavvuf neredeyse Şia'nın Sünni versiyonu gibi bir şey. Öğretileri itibarıyla. Yani velayet teorisi, veli, mürşidi kamil, kutup. Bunlar imam teorisinin, Şia'daki imam teorisinin birazcık uyarlanmış halleri. Birbirlerine çok yakın olunca aynı iklimde barınamıyorlar. Ve netice itibariyle şunu söyleyip parantezi kapatayım. Bir ülkede, bir coğrafyada eğer Şia egemense, Şii fıkhı egemense, bu ister 12 İmam Şiası olsun, ister İsmaili Şiası olsun. İsmaililerde gerçi fıkhı oturmadı hiçbir zaman da. Orada tasavvuf sıkıntı yaşar, tasavvufi akımlar neşvi nema bulamaz. Dolayısıyla tarikatlar, İslam dünyasının daima çoğunluğu olan ve geniş coğrafyalara hükmetmiş olan Sünni iktidarların egemenlik sahasında ortaya çıkıp gelişmiştir. O yüzden de genelde hani Sünni tarikat derler, bir ağız alışkanlığı daha. Buradaki Sünni'nin ne demek olduğu biraz açıklamaya muhtaç. Çünkü tarikatların birçoğu içerik itibariyle Alevi, yani bu Alevi hem silsilelerin Hazreti Ali'ye çıkması hem de Ehl-i Beytçi olmaları itibariyle Alevi meşrettir. Dolayısıyla Sünnilik, Alevilik, Şiilik burada birbirine girer. İç içe geçer, çok dikkatli konuşmak gerekir o alanda. Fakat kabaca diyebiliriz ki İslam dünyasında Sünni iktidarların egemenlik sahasında ortaya çıkan, özellikle de hilafetin Abbasi halifeliğinin son bulmasıyla Türk-Moğol dönemi dediğimiz İslam dünyasında askeri siyasi elitlerin Türkler ve Moğollardan ibaret olduğu dönemde çok yaygınlaşan geniş, büyük tarikatlerden bir tanesidir. Ve yapı olarak diğerleriyle çok benzeşir. Öğretileri benzeşir. Efendim örgütlenme biçimi benzeşir. Takip ettikleri İslam pratiği benzeşir. Bu açıdan çok bir fark göremezsiniz. Yani sühreverdilikle Safevilik bu birinci dönem arasında, yani bu birinci dönemde sühreverdilikle Safevilik arasında, Kadirilikle Safevilik arasında, Halvetilikle Safevilik arasında belirgin, İslam pratiği açısından belirgin bir fark göremezsiniz. Hatta işte Saffetü Safa'yı açıp okuyabilirsiniz. Saffetü Safa tarikatın bu birinci döneminin ana kurucu metnidir. Şeyh Safiyüddin'in menkıbeleri ve sözlerinin şerhleri, sözleri ve o sözlerin veya Şeyh Safiyüddin'e atfedilen ayet ve hadislerin şerhlerinden ibaret hacimli bir kitap. Oğlu Sadrüddin döneminde yazdırılmış. Bu metne baktığınızda bu dediğim şey net olarak ortaya çıkıyor. Ama Cüneyt'le beraber karşımıza farklı bir yapı çıkıyor. Cüneyt'ten bu yeni yapının, yani ikinci Safevi tarikatı diyebileceğimiz, ki ben şimdi bugünlerde çıkacak olan kitapta bu tabirleri de artık kullandım. Birinci Safevi tarikatı, ikinci Safevi tarikatı tabirlerini. İkinci Safevi tarikatı Cüneyt'ten Şah İsmail'e kadar dönüşümünü tamamlıyor. Ve Şah İsmail'le beraber devlet tarikat içe geçiyor. Böyle bir ikinci dönem var karşımızda. Bizim Anadolu'da bugün Alevilik olarak bize kadar intikal etmiş yapı da işte bu tarikatın ikinci döneminin Anadolu uzantısı, Osmanlı coğrafyasındaki uzantısıdır. Bütün veriler bunu gösteriyor. Tabii ki bu Alevi kitlelerin
beslendiği başka damarlar da vardı. Mesela Bektaşilik gibi. Mesela Abdalan Rum ilk dönemde 13-14. yüzyılda özellikle Abdalan Rum tabiriyle ifade edilen geniş dervişler güruhu. Bunlardan mutlaka birçok şey aldılar. Ahilerden mesela mutlaka çok şey aldılar. Bu konuda bir iki makalede yayınladım ben. Yani ahiler ve fütüvet geleneğiyle Kızılbaş Alevili arasında çok yakın bir ilişki var. Hem ritüeller açısından hem inanç esasları açısından. Bu birçok kaynaktan besleniyor Kızılbaş Alevi hareketi. Ama örgütlenmesi somut olarak, organik olarak bunun ete kemiğe büründüğü yapı ikinci Safevi tarikatıdır. Ve bu yine tarikat jargonlarını kullanır. Yani kaynaklara baktığınız zaman biraz önce satır arasında söylediğim kitap Buyruk üzerine, benim çıkacak şimdi yeni çıkacak kitap Buyruk, Kızılbaş Aleviliğinin temel metni. Hatta diyebilirim ki bu ikinci Safevi tarikatının kurucu metni. Nasıl ki Saffetüs Safa birinci Safevi tarikatının kurucu metni ise Buyruk ve o dönemde daha yaygın ismiyle Menakıbül Evliya veya Menakıbül Şeyh Saati bu isimlerle geçer genelde. Bu metin ikinci Safevi tarikatının yahut da şöyle diyebilir Kızılbaş Safevi tarikatının kurucu metnidir. Ve bu metne baktığınızda bütün bu hem tarikat jargonlarını tabii özelleşmiş bir şekilde artık standart bir tarikattan farklılıklarını net olarak gözlemleyebiliyorsunuz. Kavramların ve kullanılan jargonların ama tarikat ismi kullanılır. Mürşid-i Kamil hala devam eder. Mürşid-i Kamil'dir yani. Şah Kızılbaşlar için Mürşid-i Kamil'dir. Hem Anadolu'daki Kızılbaşlar için Osmanlı egemenliği altındaki hem İran'da İran'a egemen olan valiler, generaller, ordu komutanlarından oluşan Kızılbaşlar için Şah Mürşid-i Kamil'dir. Aralarındaki ilişki pir müridi diye geçiyor Safevi kaynaklarında Farsça. Pir müridi. İlişki budur yani. Aralarındaki ilişkiyi belirleyen kavramsal zemin. Dolayısıyla bu iki tarikatı birbirinden ayrı düşünmemiz gerekir. Şimdi biz bugün kitabın ikinci bölümü olan ikinci Safevi tarikatının kuruluşu ve bu kuruluş sürecinin toplumsal siyasal temelleri üzerinde konuşacağız herhalde. Çünkü kitapta bunun dini içeriği, inanç içeriği yok. Yani kasıtlı olarak o dışarıda kaldı. Bunu belli ölçüde şimdi yeni çıkacak kitapta tartıştım bu boyutlarını. Yani Aleviliğin doğuşu, Kızılbaş Alevi hareketinin iskeletini ortaya koyuyorsa, ki bu toplumsal siyasal temelleri bir iskelet diye düşünebiliriz. Şimdi Buyruk üzerine çıkacak. Sadece Buyruk'un edisyon kritiği değil, birçok tartışma var. Orada biraz bunu ete kemiğe büründürmek, yani bunu kanlı canlı bir insana dönüştürmek işini gerçekleştirmiş, belli ölçüde gerçekleştirmeye çalıştım. Bu da şu demek, yani inançlar, ibadetler, örgütlenme biçimi, birbirleriyle ilişkileri, Osmanlı sahasındaki Kızılbaşlarla Safevi sahasındaki Kızılbaşların ilişkileri ve bunların toplumun birden Safevi hanedanıyla ve mevcut Mürşid-i Kamil, Şah, her kimse onunla ilişkileri, bunları ele alıyor biraz. Böyle bir dönem. Şimdi geri dönelim biraz. Bir önceki programdan bir iki şey hatırlatmamız lazım. Bu hareketin toplumsal temelleri neler? Bir kere hangi toplumsal zümreler arasında ortaya çıkıyor bu temayül? Neden çıkıyor bir de? Niye böyle bir ihtiyaç var? İkincisi siyasi olarak temelleri neler? Siyasal temelleri neler? Yani hangi siyaset biçimi böyle bir şeyi ihtiyaç haline getirmiş 15. yüzyılda? Arka planda geçen programda anlatmaya çalıştığım esas belirleyici büyük çerçeve iki siyasi anlayışının, iki toplumsal örgütlenme vizyonunun çatışması. Ya arka planda bu var. Nedir bu vizyon? Bunlardan birinci siyasi anlayışı Türk-Moğol devlet geleneği dediğimiz Büyük Selçuklularla başlayan 16. yüzyıla kadar devam eden İran, Orta Asya, Anadolu'da işte Osmanlıların dönüşümüne kadar Suriye'de bu coğrafyada egemen olan anlayış. Bu anlayışa göre
siyasal ve askeri elitler Türkçe konuşan, Türk-Moğol geleneğini sürdüren, sayıca azınlığı oluşturan, büyük oranda konar göçer yaşam tarzına sahip olan zümrelerinde. İlim, edebiyat, kültür, sanat, tarımsal üretim, ekonomi, ticaret gibi hayatın geriye kalan alanları ise o coğrafyada hangi yerel halk varsa o halkın elinde. İran'da mesela bunlar Tacik denilen İranlı zümrenin elinde. Böyle bir yapı var. Osmanlılar İslam dünyasının en batı ucunda ortaya çıkmanın avantajı ile veya hani bu tarihsel konjektürün getirdiği bir sonuç olarak bu modelin dışına çıkıyorlar zaman içerisinde. Osmanlı ile ilgili de şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Orhan Bey'in Osman Bey'den devraldığı beylik ile 2. Bayezid'in Fatih Sultan Mehmet'ten yaklaşık 150 yıl sonra devraldığı devlet aynı entite değil. Bunlar çok çok farklı birbirinden. Osman Bey ve Orhan Bey döneminde Osmanlı Beyliği tipik bir Türkmen Beyliği. Batı Anadolu'daki Karasioğulları, Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Germiyanoğulları, Menteşeoğulları gibi birçok Türkmen Beyliğinden bir tanesi. Fakat 2. Bayezid'in devraldığı devlet İstanbul'un merkez edinmiş, Doğu Roma İmparatorluğu'nun doğal coğrafi alanına yerleşmiş bir dünya imparatorluğu vizyonunun peşinde koşan farklı bir siyasal olgu. Ve üzerine oturduğu hem coğrafi hem de beşeri birikim artık çok çok daha farklı, çok çok daha kompleks ve çok çok daha geniş. Bu devlet veya bu imparatorluk artık bir nevi, tırnak içinde söyleyelim bunu, 3. Roma İmparatorluğu. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Osmanlı siyasa anlayışı, Osmanlı Devleti'nin hem devlet yapısı hem de öngördüğü ve zamanla da belli ölçüde başarıyla yerleştirdiği toplumsal örgütlenme biçimi ve bunun getirdiği din anlayışı, İslam anlayışı büyük oranda öteden beri Selçuklulardan bu yana devam eden ki bu yaklaşık yarım bin yıla yakın bir süredir devam eden Türk-Moğol anlayışının dışında bir yapı. Onun dışına çıkıyor. Ve bu dışa çıkmasında dışına çıkıyor. Ayrıca zaman içerisinde olayların gelişmesi bize gösteriyor ki bu da dışa çıkışla Osmanlı Devleti diğer yapılara üstünlük sağlıyor. Ve çok uzun yaşıyor. Yani 16 yüzyıllık bir imparatorluktan bahsediyoruz. Ve çok geniş bir coğrafyaya egemen olmuş bir imparatorluktan bahsediyoruz. Bunlar başarıdır. Bu başarıların arkasında bu farklılaşmaları da var. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Peki bu farklılaşma nereden geliyor? Neden mesela Akkoyunlar değil de Karakoyunlar değil de Timurlular değil de Osmanlılar bunu başardılar? Bence bu işin esas nedeni Osmanlı'nın üzerine oturduğu insan malzemesi, coğrafi alan ve kısaca bunların hepsini içine alan medeniyet. Yani Doğu Roma mirası. Osmanlı Doğu Roma'nın mirası üzerine gelişen bir imparatorluk. Ve onlardan birçok şeyi doğrudan veya dolaylı alıp uyarlıyor kendi yapısına. Mesela basit bir örnek vereyim. Bu nasıl bizim hiç her şeyi bir kenara bırakın Müslümanlık algımızı derinden etkilemiş. Osmanlı'nın Bizans'tan öğrendikleri. Nasıl Müslümanlık algısını çok derinden etkilemiş. İslam dünyasında Abbasiler döneminde bile teorik olarak bir halifenin olduğu, bütün bir İslam dünyasının bir millet kabul edildiği, İslam milleti, ümmet kabul edildiği bir dönemde bile olmayan bir şey Osmanlı döneminde oluyor. Fatih'ten sonra. Nedir bu? Ulema dediğimiz din bilgisinin ve aslında bütün bilgilerin, yani astronomi,
astroloji, ilmi nücum, hepsi, tıp, bütün bunların hepsini zaten ulema tekelinde almış. Ama ana gövdesi bunun din bilimleridir. Onun da ana gövdesi fıkıhtır. Yani alim dediğimizde artık İslam tarihinde şöyle bakarsanız 10. yüzyıldan itibaren, 11. yüzyıldan itibaren alim kelimenin kamil anlamıyla fakih demektir. Yani diğerleri yani ve daha yumuşak, daha basit, hafif alim demektir. Bu ulema Osmanlı'da Fatih'ten sonra bürokrasinin bir parçası haline geliyor. Ulemasının. Bürokrat oluyor. Yani devlet memuru haline geliyor. Ve merkezileşiyor. Böyle bir şey yok İslam dünyasında. İran'a baktığımızda aynı dönemde bile, 16. yüzyılda bile mesela Safeviler bu merkezileşmeyi hiçbir zaman başaramadılar ulemada. Altyapı müsait değil çünkü. Ve Bizans, yani Doğu Roma mirası yok. Ayrıca insan malzemesi yok. Yani Osmanlı'da çok sayıda Avrupalı, hatta Anadolu'da da Rum, yani Türk olmayan, dışarıdan gelen göçmen olmayan veya öteden beri Müslüman olmayan Avrupa'yı diyelim. Çok sayıda insan var. Bunlar Müslüman oluyorlar ama o geleneklerin epey bir kısmını özellikle siyaset anlayışından devam ettiriyorlar. Bütün bunların Osmanlı projesine katkısı var. Ve neticede bakıyorsunuz ya Kanuni Sultan Süleyman döneminde medreseler hiyerarşik bir şekilde yapılandırılmış. Ulema sınıfı hiyerarşik bir şekilde yapılandırılmış. İmparatorluğun her tarafına İstanbul'dan kadı atanıyor. Yani Suriye'ye kadı İstanbul'dan gidiyor. 2 yıl kalıyor, 2 yıl sonra değiştiriyorlar bile. Muazzam bir merkezi, bürokratik, hiyerarşik aygıt haline dönüşmüş ulema sınıfı. Ve bunu devlet kontrol ediyor. Böyle bir şey yoktur İslam dünyasında. Yani Safevi döneminde atıyorum Herat'ta yerel aileler vardır. Kadılıklar onlar yap. Hatta kadının bahsi bile doğru düz geçmiyor Safevi kaynaklarında. Merkezileşmiş, bürokratik aygıtın parçası haline gelmiş, bugün modern anlamıyla devlet memuru haline dönüşmüş bir ulema yok Osmanlı dışında. Şimdi bu ne getiriyor bize? Bu bize dinin tek düzeleşmesi, belli bir resmi versiyonunun üretilmesi ve bunun bir coğrafya genelinde dayatılmasını mümkün kılıyor. Askeri sistem gibi. Yani çoğulculuğu ortadan kaldırıyor. İşte buna ortodoksinin inşası diyoruz. Ortodoksi aslında gerçek anlamıyla Osmanlıların inşa edebildiği bir şeydir. Çünkü elinde o ortodoksiyi inşa edecek hiyerarşik bir şekilde örgütlenmiş ve kontrol edilen bir devasa yapı var. Dünya var. Ulema dediğimiz bir sınıf var. Ve bu sınıf belli bir anlayışı üretiyorlar tekrar tekrar ve yayıyorlar aşağıya doğru. Bunun örneği nerede peki? Mesela böyle bir yapıyı biz nerede görüyoruz? Bizans'ta görüyoruz. Bu Bizans'tan öğrenilen bir şey. Hatta camilerin yapısına kadar yansımıştır bu yani. Bir bakın dikkatlice Osmanlı camilerine bakın. Ondan önceki Anadolu Selçuklu camilerine bakın. Heterojenlik, çoğulculuk mimaride bile gözüküyor. Yani daha önceki camilerde bir sürü kubbe vardır küçük küçük. Aynı Anadolu'nun İslami pratik bakımından durumu gibi heterojen yapısı. Ama Osmanlı camilerinde her şey bir kubbenin altında toplanıyor. Ve o kubbe büyük bir kubbe. İşte bu ancak Doğu Roma'nın mirası üzerinde şekillenebilirdi. Bunu İran'da yapamazsınız. Çünkü İran'da hala toplum tamamen parçalı. O kadar ki İran'da belli bölgeler her zaman otonom kalmış. Safeviler bile birleştiremiyorlar. Mesela Mazenderan bölgesi hep yerel hanedanlar tarafından yönetilmiş. Vasal olarak Kızılbaşlar orayı kontrol altında tutuyorlar. Sistan bölgesi hakeza öyle. Lor bölgesi öyle. Kürdistan öyle. Yani İran'da bu merkezileşmeyi inşa etmek mümkün değil. Ama İstanbul merkezli coğrafyada bu mümkün çünkü zaten daha önce de öyleydi. Yani onun üzerine yükselen bir model var. Şimdi bu Osmanlı modeli siyaset anlayışı,
toplumsal örgütlenme anlayışı ve din anlayışı bakımından bizim daha önce gördüğümüz Selçuklularda, İlhanlılarda, Altınordu'da, Karakoyunlarda, Timurlularda, Akkoyunlarda, Çobanoğullarda ve bir artık kim aklınıza geliyorsa bu coğrafyada çıkmış diğer devletlerde gördüğümüz modelin dışında bir yapı. Daha emperyal, daha kozmopolit ve daha şehir merkezli. Bunu da belirtelim. Osmanlı'nın bir özelliği de artık İstanbul var elinizde. Yani kent ve kentlilik, kent zihniyeti sisteme egemen olmaya çalışıyor. Bunun önemini anlamak için yine Safevilerden örnek verelim. Şah İsmail ve Şah Tahmasp. Şimdi biz bunları aslında mesela deriz ki Şah İsmail Tebriz'i başkent yaptı. Şah Tahmasp 1450'lere doğru başkenti Tebriz'den Kazvin'e taşıdı. Sonra yüzyılın sonuna doğru Şah Abbas İsfahan'a taşıdı falan böyle söylenir. Halbuki Şah Abbas'a kadar Safevilerde başkent tabirinin çok bir anlamı yok. Neden yok? Çünkü hareket eden bir devlet kitlesi var. Bu dediğimiz insanlar mesela Şah İsmail her yaz ya savaşta ya avdadır. Tebriz'e kışın birkaç ay geçirmek için gelir sadece. Aynı şey Tahmasp'ta da öyledir. Yaşlanana kadar Kazvin'de geçirdiği yaz yok veya Tebriz'de geçirdiği yaz yok. Bu adamların hayatı hareket halinde geçiyor. Tıpkı Kızılbaş ordusu gibi. Şimdi bunun yansıdığı bir dünya görüşü ile İstanbul'da oturmuş kaz askerleriyle, efendim müftüleriyle, Şeyhülislam'ıyla, defterdarıyla, nişancısıyla, bütün kurumlarıyla yerleşmiş bir kent, İstanbul gibi, Konstantinopolis gibi bir kentte yerleşmiş anlayışın inşa edeceği vizyon doğal olarak farklı. Ve arka planda, özetle başa dönecek olursak, bu iki vizyonun çatışması var. Bu çatışma Osmanlı Devleti'nin de kuruluşunda başat rol oynayan Türkmenleri bu dönüşen Osmanlı projesinden refüze ediyor. Dışlıyor. Yani onlara burada yer kalmıyor. Neden kalmıyor? Çünkü burada artık bir hareket iyi bir şey değil. Yerleşmek lazım. Sistem yerleşini seviyor. Vergilendirmesi lazım çünkü. İki, kompakt yapılardan nefret ediyor sistem. Yani sen 1000 kişilik bir bütün olamazsın. Çünkü 1000 kişi, hele de bunlar silahlı, hareketli 1000 kişi ise sistem için tehdittir. Onun yerine Osmanlı çift hane sistemiyle, ki bunu da Bizans'tan öğrenmiş büyük oranda. Tabii ki bu Selçuklulardan iktidardan gelen bir gelenek de var ama esas meselenin ağırlıkla öğrenildiği kaynak daha çok yine Doğu Roma. Çift tane sistemiyle bölüp parçalıyor toplumu ve haneyi muhatap alıyor. Yani devlet, burada büyük devlet, burada da küçük bir hane. Bu ikisi arasında ilişki kuruyor Osmanlı rejimi. Şimdi bunun önemi şu. Bu ilişki sayesinde gücün monopolize edilmesi, merkezileştirilmesi mümkün oluyor. Çünkü parçalanmış tek başına devletle muhatap olan bir hane diğer hanelerle bir araya gelip siyasal bir güç oluşturamaz. Zaten başında atanmış olan bir timarlı sipahi var. 3-4 hane veya bir köy, 1-2 köyün başında barış zamanlarında bulunan ve onların vergisini toplayan timarlı sipahi var ki bunlar da sürekli değişebiliyor. Halbuki bir aşiret atadan dededen nesiller boyu aynı yapıyı devam ettiren ve sadakati kendisine olan siyasi askeri bir birim. Osmanlı bunları çözüyor. Çözmek istiyor. Çözmek istediği zaman işte genel hayat tarzında bu olan insanlar tabii ki bundan hoşlanmıyorlar ve karşı koyuyorlar. Osmanlı Devleti'nin baktığınız zaman 15. yüzyılda ana mücadelesi aslında Anadolu'da bu anlayış ve bu anlayışın temsilcisi kitlelerledir. Ve Anadolu'da bu muhalefet önce Karamanoğulları hanedanı etrafında kümeleniyor.
Çünkü diğer Türkmen beylikler içerisinde en büyüğü, bu geleneği devam ettiren, Moğol geleneğini devam ettiren en büyük Karamanoğulları. Diğerleri Karamanoğulları etrafında kümelenmiş ve Osmanlı'ya karşı bir eksen oluşturmuşlar. Büyüyen bu Osmanlı emperyal vizyonuna karşı. Ama Osmanlılar bu ekseni yok ediyorlar. Mağlup ediyorlar. Biliyorsunuz 15. yüzyılın sonlarına doğru artık Karamanoğulları bölgesine Osmanlı ilhak ediyor. Fatih Sultan Mehmet döneminde. Bu eksen ortadan kalkınca o Türkmen kitleleri yeni bir eksen olarak, yani bu Batı Anadolu'dakilerden bahsediyorum, Orta ve Batı Anadolu'dakilerden, Safevi Hanedanı'nı görüyor ve Safevi Hanedanı etrafında örgütlenmeye başlıyor. Safevi Hanedanı etrafında örgütlenen kitleler sadece Osmanlı ile sorun yaşayan Türkmenlerin ibaret değil. Aynı zamanda Akkoyunlu Devleti'nde de bir müteşerrileşme, merkezileşme, bürokratikleşme cereyanı varsa, Uzun Hasan'ın son dönemlerinde orada da rahatsız olan Oymaklar, Türkmenler yavaş yavaş Safevi Hanedanı etrafında kümeleniyor ve nihayetinde büyük bir güce dönüşüyor. İşte Şeyh Cüneyd'in şeyhliği dönemi Safevi tarikatının birinci standart tarikatlık döneminden çıkıp bu beklenti içerisinde, arayış içerisinde mutsuz, gelişen yeni siyaset anlayışından, yeni rejim, yükselen yeni rejimlerden rahatsız kitlelerin örgütlenebileceği yeni bir eksen haline geliyor. Safevi tarikatı. Bunu bir kenarda tutalım. Cüneyt dönemi bunun gerçekleştiği veya gerçekleşmeye başladığı dönemdir. Cüneyt'in macerasına bakarsanız babasının yerine 1447'de postnişin olduğu zaman, yani Safevi tarikatının şeyhi olduğu zaman Erdebil'de hemen rahatsızlıklar başlıyor. Şah Cihan, Karakoyunlu hükümdar, o bölgenin o zamanki hakimi, Cüneyt'ten rahatsız oluyor. Yani daha önce İbrahim'den hiç rahatsız olmayan, ondan önceki şeyhlerden de tabii bu Şah Cihan'ın ataları, Karakoyunlu hükümdarları hiç rahatsız olmaz iken Cüneyt'ten rahatsız oluyorlar. Neden? Niye rahatsız olsun? Genelde tarihçiler burada Şiilik faktörünü çok fazla ön plana çıkarıyorlar ama ben bu konuda biraz ihtiyatlı olmanın gerektiğini düşünüyorum. Yani Şiilik biraz faktör olarak abartılmış gibi geliyor bana literatürde. Bunun da bir historiografik, tarihçilik açısından bir arka planı var aslına bakarsanız. Çünkü Safevi tarihçiliğinde özellikle İran devriminden sonra, tabi bu Safevi tarihçiliği batıdaki akademisyenlerin liderliğinde gelişen bir tarihçilik. Türkiye'de Safevi tarihçiliği yok denecek kadar az. İran'daki tarihçilerde metot yok. O yüzden kimse ciddiye almıyor. Yani Safevi tarihçiliği aslında sınırlı sayıda batılı akademisyenden oluşur. Bunlarda da İran devriminden sonra ana soru nasıl oldu bu iş? Yani Şia nereden çıktı bir anda? Ne güzel, işte Şah döneminde seküler bir İran gidiyordu. Yani bunu beklemiyorlar. Ve şok etkisi yapıyor, şaşırtıyor İran devrimi. Ondan sonra Şia üzerine müthiş bir merak oluşuyor batıda. Şia, İran'ın Şiileşmesi de Safevi döneminde gerçekleştiği için Safevi tarihçiliğine bakarken bu arka plandaki Şiiliğin nasıl ortaya çıktığı sorusu hep kendisini gösteriyor. Dolayısıyla tarihçiliğe damgasını vuruyor Şia. Yani ana sorun Şia nasıl oldu da İran'ı ele geçirdi. Şimdi böyle olunca ahistorik bir şekilde bazen veya işte tarihsel verilere direkt bakmadan bu ana sorunun etkilemesiyle, yönlendirmesiyle olayların gelişmesindeki Şiilik faktörü abartılıyor. Ben en azından böyle görüyorum şu anda. Şeyh Cüneyd'in Erdebil'den nihayetinde kovulması Şah Cihan tarafından ana sebebin Şiilik olması mümkün değil bana göre. Zaten
Cüneyt'le ilgili eleştiriler, en sert, en katı eleştiriler Cüneyt ve Haydar dönemine Fazlullah Ruzbihan el-Hunci tarafından yapılıyor ki bu gayet normal. Çünkü bu adam bu aileyle artık yavaş yavaş korkmaya da başlamış, bir anlamda ölüm kanım savaşı veren Akkoyunlu hanedanının ciddi anlamda son padişahı, son hükümdarı Yakup Bey'in resmi tarihçisi. Şimdi öyle olunca tabii ana düşman olduğundan dolayı bunlar hakkında negatif yazması gayet normal. Kitabın adeta bunları şeytanlaştırmak için Cüneyt ve Haydar'ı yazıyor. Çağdaş Cüneyt ve Haydar'la, o yüzden ana kaynaktır o dönemin. Ve orada hani söyleyebileceği hemen hemen her türlü negatif şeyi söylemiş kötülemek için Kızılbaşları, Cüneyt'i ve Haydar'ı. Fakat Ruzbihan Hunci kendisi katı sünni olduğu halde birçok suçlama yaparken ne Cüneyt'i ne de Haydar'ı Şia'yla suçlamıyor. Yani Şiilik, halbuki öyle olsa onu da kullanırdı. Çünkü o dönemde Şiilik, Rafizilik İran'da Osmanlı'daki gibi aynı. Buradan da anlıyoruz. Yani ana mesele Şii değil, Şiilik değil. Ana mesele oradaki askeri potansiyel. Cüneyd'in müritlerinin ciddi bir askeri potansiyeli olmaya başladığını hükümdarlar görüyor. Gördüğü için Cihanşah onu oradan kovuyor. Kovduğunda peki nereye gidiyor Cüneyd? Cüneyd'in bu 1447'den yaklaşık işte 10 yıla yakın, 1556-57 gibi bir tarihe kadar macerasına baktığınız zaman Anadolu'da dolaşıyor. Bunların gittiği yerlerin bir kısmı Osmanlı egemenliği altında, bir kısmı Memlük egemenliği altında, bir kısmı Dulkadir, bir kısmı Akkoyunlu. Buralarda dolaşıyor. Kurtbeli'ne geliyor. Yani Sivas, Tokat bölgesine geliyor. Oradan Konya'ya gidiyor. Mesela Konya'ya niye gitmiş olabilir? Düşünün. Konya neydi? Konya, Osmanlı, yükselen Osmanlı rejimine karşı oluşan koalisyonun merkezi. Yani Karakoyun, Karamanoğulları koalisyonunun merkezi. Ve orada Karamanoğulları ailesi artı Turgutlular ve Varsaklar var. Bunlar iki büyük Türkmen aşireti. Orada tutunamıyor, oradan da kovuyorlar. Yani çünkü gittiği her yerde bu tehlike seziliyor. Oradan daha biraz batıya gidiyor. Halep taraflarına doğru gidiyor. Yani Varsak bölgesine, oradan Halep'e, oradan Çepli bölgesi olan Canik tarafına, kuzeye çıkıyor. Trabzon'a saldırmayı planlıyor. Trabzon'u ele geçirmeyi planlıyor. Tam bu arada Fatih Sultan Mehmet Trabzon seferine çıkıyor ve o korkuyla oradan da kaçıyor. Şimdi bu güzergahı takip ettiğinizde o Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgeler de dolaşıyor. Ve en nihayet Uzun Hasan'ın sarayına gidiyor. Uzun Hasan da buna kucak açıyor. Kabul ediyor. Neden? Çünkü Uzun Hasan'ın baş düşmanı Şah Cihan ve o dönemde Şah Cihan, Karakoyunlu hükümdarı, henüz Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'dan daha güçlü. Müttefike ihtiyacı var. Halbuki yine literatüre bakarsanız Minorski'den bu yana şöyle bir algı yerleşmiştir. Karakoyunlular Şii'dir literatüre göre. Akkoyunlular Sünni'dir. Öyleyse eğer Şeyh Cüneyt de Şii ise nasıl oluyor? Yani Şii hükümdar Şii şeyhi kovuyor. Sünni hükümdar o Şii şeyhi alıyor, destekliyor. Tabii böyle bir şey normalde olmaz. Bu bize şunu gösteriyor. Ne Sünnilik ne Şiilik bu siyasanın, siyasi anlayışın egemen olduğu coğrafyada bizim bugün hayal ettiğimiz gibi değil. Siyaset arenasında başka dinamikler dönüyor ve başka dinamikler önemli. Şiilikten, Sünnilikten ziyade. Bu Cüneyt şimdi Uzun Hasan'ın sarayına geldiği zaman Uzun Hasan ona kol kanat germekle yetinmeyip
kız kardeşi ile de evlendiriyor. Ki bu muhtemelen Cüneyd'in hayatının son yılında. Yani 1559 falan olabilir muhtemelen. 1560'da öldürülüyor zaten. 1560'da da nasıl öldürülüyor? Müritlerinden bir ordu kurarak gaza yapıyor. Gürcistan taraflarında. Yani savaş yapıyor bizatihi. Savaşa gidiyor. Ve o savaş meydanında Şirvanşah tarafından öldürülüyor. Şimdi böyle bir dönüşüm var. Peki bu dönüşüm niye gerçekleşti? Bir tarikat, standart herhangi bir tarikat gibiyken nasıl oldu da böyle ordular oluşturan, savaşan ve iyi savaşan bir mürit kitlesinin birleşme noktası haline geldi. Burada bir parantez daha açalım. Kızılbaş imajı literatürde, yine bu literatürü genelleyebilirim. Hakim anlayıştır çünkü. Şöyledir Kızılbaş imajı. Bunlar işte Cüneyt, Haydar, Şah, İsmail başta olmak üzere bu devrim döneminin şeyhlerine özellikle Tanrı gibi tapınan tamamen böyle uç, ekstremist, aşırıcı bir fanatik adamlar. Özellikleri bu yani. Fanatik bir şekilde şeyhlerine tapınıyorlar. Ve hayat tarzı olarak, Müslümanlık anlayışı olarak, din anlayışı olarak da son derece marjinaller. Böyle çok fantastik mahlukat bunlar. Normalin çok dışında. Ve bu normal dışı adanmışlıkları, anormal derece şeyhlerine tanrı diye tapınmaları sayesinde öyle bir enerji oluşturmuşlar ki ortalığı tarumar etmişler. Koskoca Akkoyunlu Devleti'ni yıkmışlar ve yerine bir devlet koymuşlar. Şimdi izah bu. Çünkü aynı Osmanlı Devleti'nin kuruluşu gibi Safevi Devleti'nin kuruluşu da çok parlak bir gelişme ve beklenmedik bir gelişme olduğu için çok ilgi çekmiş. İzah etmek için bir yol bulunmaya çalışmış. Bir teori geliştirilmeye çalışılmış. Osmanlı'da Vitek'in gaza teorisini üretmesi gibi burada da izah şekli bu. Ya nasıl oldu böyle, nerede hiç daha önce İrab'da mali olmayan, neydi belirsiz adamlar Rumlu, Ustaçlı, Şamlı, Kaçar bilmem ne çıkıp geliyorlar, pat diye koskoca Akkoyun devletini yok etmekle kalmıyorlar. İran'ın tamamına egemen oluyorlar. Bu nasıl olabilir? İşte bu böyle olabilir. İzah bu literatürün. Yani bu adamlar o kadar fanatikti ki bu fanatikle de işte savaş meydanında işte zırhsız giriyorlardı. Şeyhlerinin tanrı olarak kendilerini koruyacağına inanıyorlardı falan. Bu coşkunlukla yaptılar. Ben şimdi baktığım zaman olayların gelişmesine bu izahın çok yetersiz kaldığını düşünüyorum. Birincisi, savaş meydanında ne kadar adanmış olursan ol, bunun belli bir etkisi vardır, onu inkar etmiyorum. Yani gözü peklik, yiğitlik, adanmışlık bir yerde kadar etkiler savaşta. Ama bu her şey değildir. Savaş meydanında savaş kabiliyeti, savaşma yeteneğidir belirleyeceğim. Sen nasıl bir kılıç, iyi kılıç kullanıyor musun? İyi ok atıyor musun? İyi mızrak kullanıyor musun ve iyi organize olabiliyor musun? Savaşın kaderini bunlar belirler. Yani adanmışlık bir yere kadar. Etkilidir ama bir yere kadar. İkincisi, bu adamlar eğer şimdi bu tür adanmışlıkla zuhur eden davalar, başarılar Saman Alevi gibidir. Çıkar ve söner gider. Çünkü adanmışlık uzun süre devam edemez. Yapısı gereği. Stable kararlı değildir. Ama biz bakıyoruz bu kızılbaşlar devleti kuruyorlar, İran'a egemen oluyorlar ama bu 100 yıl devam ediyor. Yani şeye baktığınız zaman mesela Şah Abbas 1587'de Muhammed Hüdabend'e babasından devraldığında Safevi iktidarını, askeri aristokrasinin tamamı kızılbaş hala. Bu nasıl bir coşkunluk hali ki 100 yıl boyunca da egemen olmuş. Bu yetersiz.
Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu izah şekli yetersiz. O zaman farklı bir yerden bakmamız lazım. O farklı bir yer bize şunu gösteriyor. Bu insanlar aslında savaşmayı, örgütlenmeyi ve egemen olmayı, hükmetmeyi bilen insanlar. Öteden beri bilen insanlar. Başka türlü bunu izah edemeyiz. Rumlu dediğimiz oymak, özellikle Şamlı ve Ustaçlı dediğimiz oymak, bunların her biri birer devlet gibidir. O çapta güce sahip, yani küçük devlet gibidir. Mesela Ustaçlılar tek başına bir oymak olarak İran'da Safevi egemenliği altında yaşayan, Loristan'da egemen olan hanedan ve kendi adamları, Mazenderan'da egemen olan hanedan ve kendi adamları, Şirvan'da egemen olan Şirvanşahlar, bunların hepsinden daha büyüktür güç olarak. Sadece Ustaçlı oymağı. Bu adamlar belli bir siyasal background'dan geliyorlar. Toplumsal background'dan geliyorlar. Ve bu öteden beri anlatmaya çalıştığım o Türk-Moğol geleneğinin temsilcisi kitlenin devamı olmaları. Yani bunların zaten mesleği, bu kitlelerin mesleği savaşmak ve hükmetmek. Başka bir şey bilmiyorlar, başka bir şey yapmıyorlar. O kitlenin bir kısmı yükselen yeni rejimlerden rahatsız olduğu için Safevi hanedanı etrafında toplanıyor ve bu kadar başarılı oluyorlar. Başka türlü bunu nasıl izah edebilirsiniz? Safevi Kızılbaşların savaşlarını bakın, ilk savaşlarından itibaren. Şah İsmail'in Şirvanşah'la yaptığı 1500'deki savaş, Elvent Bey'le yaptığı 1501'de Akkuyun hükümdarı Elvent Bey'le yaptığı savaştan itibaren bütün Safevi tarihi boyunca ben okumalarımda şimdiye kadar hiçbir savaşta bunların sadece düşmanlarına denk olduğunu görmedim. Çoğu savaşta 1/3 oranındalar. Hani sonraki dönemlerde de mesela Şirvanşah'la yaptığı savaşta 7.000 kişi zaten Kızılbaşlar. Onu biliyoruz. Karşıdaki orduda 20.000 tane süvari var. 5-6.000 tane de yaya var. Benzer bir durum Akkoyunlu ordusuyla 1 yıl sonra yaptıkları savaşta karşımıza çıkıyor. Yani 7.000 kişiyle sen 25.000 kişilik bir devlet ordusu ile savaşıyoruz. Düşünün. Şimdi literatürdeki anlayışa göre bakarsak bir tarafta 7.000 tane oradan buradan oymaklardan toplanmış böyle ne ediyor belirsiz adam, yani savaşma bilmiyor, askerlik bilmiyor, taktik bilmiyor, teknik bilmiyor, devlet bilmiyor. İbni Kemal'in, Osmanlı alimi İbni Kemal'in tarifiyle böyle kendi memleketinde adam yerine konulmayan tekelüler gibi. Bunlardan oluşan 7.000 kişi var. Karşımızda İran'a nereden baksanız şöyle bir 50 yıla yakın süredir egemen olan Akkoyunlu Devleti'nin 25.000 civarında nizami ordusu var. Ve bu adamlar bu orduyu perişan ediyor. Şimdi burada askeri bir başarı beceri yoksa, örgütlenme yani taktik, savaş meydanındaki o taktik başarı yoksa bunu nasıl izah edebiliriz? Yani ne kadar da adanmışlık olabilir? Sen istediğin kadar adan, kılıç darbesi seni geldiği zaman boynunu keser. Oradaki belirleyici olan gelen kılıç darbesini kendi kılıcından savuşturup savuşturamayacağındır. Yani o skill sende var mı? O beceri, o eğitim var mı? Belirleyici olan mıdır? O zaman ben diyorum ki algılarımızı şöyle bir kenara bırakıp bir daha bakmamız lazım. Bu adamlar gerçekten çok iyi asker. Çok iyi savaşçılar yani. Bu kendiliğinden olan bir şey değildir. Bunun bir arka planı var. Geldikleri bir gelenek var. O geleneğin ürettiği bir şey bu. Netice itibariyle öteden beri askeri sınıfa dahil olan, hükmeden sınıfa dahil olan kitlelerin epey bir kısmı Cüneyt'ten itibaren, ki bu kitleler nerelerde yaşıyorlar? Osmanlı bölgesinde yaşıyorlar. Bu dönemde Osmanlıların hükümranlık alanı Orta Anadolu'ya kadar gidiyor. Yani mesela Hacı Bektaş'ın olduğu bölge, Nevşehir, Dulkadirlerle Osmanlılar arasında bir bölge.
Çoğu zaman da Dulkadirlerin egemen olduğu bölge. Elbistan, Maraş bölgesi zaten Dulkadirler. Aşağıda biraz Halep, Suriye, Kuzey Suriye, oralarda Ramazanoğulları var. Ramazanoğulları Memlüklülerin vasalı. Yani alan biraz daha coğrafi olarak bunları düşünmemiz lazım. Tamamen Osmanlı bölgesi değil oralar. Onu anlatmaya çalışıyorum. 1517-18'den önce. Bu coğrafyalarda yani Osmanlı, Dulkadir, Ramazanoğulları, Memlük, Akkoyunlu bölgesinde yaşayan Türkmen zümreler bir kısmı mevcut gidişattan rahatsızlar ve geleneksel hayat tarzlarını devam ettirmek istiyorlar. Bunun da en iyi çözümünün Safevi ailesi etrafında bir araya gelerek örgütlenmek olduğu şeklinde düşünmüşler. Meselenin bir başka boyutu daha var. Şimdi bu siyasal boyut. Bir de 15. yüzyılda ilginç bir şekilde bunu literatürde mesyanik hareketler deniyor. Binyılcı, mehdici hareketler. Bunların yükselişini görüyoruz. Ve bu hareketlerin bir özelliği devrimci olmaları ki normal yani hali hazırdaki düzenden, yapıdan mutsuz olan insanlar devrimci olur nihayetinde. Bir başka özelliği dini otoriteyle siyasi otoritenin bir kişide birleşmesi ve bu kişinin daha çok sufi, mistik bir karaktere sahip olması. Yani halife modeli değil. Mesela halife modelinde de dini otoriteyle siyasi otoritenin birleşmesi vardır. Abbasi halifeleri bu ikisinin birleştiği bir modeldir. Ama orada fıkıh esastır toplumsal düzende. Bu dönemdeki mesyanik hareketlerde lider hem mistik bir lider hem askeri lider hem de politik lider. Üçüncü bir özelliği bu hareketlerin bunların ehlibeytçi ve alici olmaları. Şimdi ehlibeytçilik, alicilikle Şiilik arasında bir sınır var mıdır yok mudur? Bu ayrı bir tartışma konusu. Bunu en iyisi bence spektrum olarak düşünmek lazım. Şia'nın en ucunda 12 imam Şiası fıkhi olarak tam olarak zeminini oluşturmuş bir şeriat inşa etmiş 12 imam Şiası varsa oradan buraya doğru çeşitli spektrumlar, spektrumda çeşitli bölgeler var. Ama bu hareketlerde karşımıza çıkan özellik bunlar. Özetle peygamberden sonra Ali'nin ve Ali'nin soyunun özel bir statüsünün olduğuna ve bunların diğer herkesten daha üstün olduğuna inanıyorlar. Ve bunlara itikadi bir takım unsurlar izah ediyorlar. Şimdi bu üç özelliği barındıran hareketleri biz 14. yüzyılın sonlarına itibaren hatta ve 15. yüzyılda çokça görüyoruz. Bunların en belirgin olanları nelerdir? Mesela 15. yüzyılın sonlarında Sebze var. Da küçük bir devlet çıkıyor kuruyor bu anlayış. 15. yüzyılda Nurbahşiler, mesela Nurbahşi çok İran'da, Nurbahşi hareketi tam olarak böyle bir hareket. Ama başarılı olamıyor. En sonunda Timur, yani Şahruh egemenliği bölgede olan bölgedeler. Başarısız oluyorlar. Askeri açıdan başarısız oluyorlar. Bu hareket ölüyor, gidiyor diyelim siyasi yönüyle. Daha sonra tabii bunların öğretileri bir süre devam ediyor Safevi döneminde ama Safevi sistemine kaynaşıp etkinliğini kaybediyor. Aynı şekilde buna benzer başka hareketler var o dönemde. Bunlar içerisinde başarılı olan Safevi hareketi. Neden? Neden Nurbahşiler başarısız oldu da Safeviler başarılı oldu? İşte bunun yine izahı bence Safevi tarikatı etrafında kümelenen mürit kitlesinin becerilerinde, geleneklerinde ve arka planında yatıyor. Yani bu insanların askeri olarak çok başarılı olmalarından kaynaklanıyor. Yoksa öğretileri, Cüneyt dönemindeki öğretilerin, Şeyh Haydar dönemindeki Safevi öğretilerinin Alevilik, Alicilik, Ehlibeytçilik açısından Nurbahşilerden çok da farklı olacağını sanmıyorum. Yani kaynaklarına baktığımızda yakın gözüküyorlar.
Bunları böylece altını çizersek şunu görmüş oluyoruz. Yani böyle bir sarkaç işliyor adeta. İki tane hanedanın tarihinin kesişme noktasında karşımıza Kızılbaş Hareketi çıkıyor. Bu hanedanlardan birisi bir tarikat olarak zuhur etmiş, birisi bir devlet, beylik olarak zuhur etmiş. Sonra bu projeler iki rüya ile daha sonradan izah edilmiş. O rüyalarda kitaba koymuştum. Devleti kuran, Osman Bey'in etrafında devleti kuran zümreler, zaman içerisinde o devlet emperyal bir vizyon kazanıp yepyeni bir rejim inşa ettikçe o sistemden dışlanıyor. Öbür tarafta tarikat olarak ortaya çıkan Safevi olgusu, kendisi ilk başta Sünni dünyanın bir parçası iken, tam Osmanlı'nın dışladığı bu kitleler 15. yüzyılda Safevi tarikatıyla buluşuyor ve yepyeni bir sentez ortaya çıkıyor. Buna Türkmen Safevi sentezi diyebiliriz. Ve bu sentez bizim karşımıza 2. Safevi tarikatını çıkarıyor ve Safevi devletini çıkarıyor. Safevi devleti aslında daha yaygın ismiyle Kızılbaş Devleti'dir. Safevi kroniklerinde bile bizim bugün Safevi sıfatını kullandığımız birçok yerde Kızılbaş sıfatını kullanır. Mesela Kızılbaş Ordusu, Kızılbaş Devleti, Kızılbaş Ülkesi gibi. Genelde böyle kullanılıyor. Bu Kızılbaş Devleti'ni üretiyor. Son olarak bu konuda şunu söyleyeyim, kapatayım. Dikkatimizi çekmesi gereken, önemli olan, gözden kaçan ama dikkat etmemiz gereken çok önemli bir faktör de 1. Safevi Tarikatı'nın 2. Safevi Tarikatı'na dönüştüğü bu dönemde şeyhler hep çocuk, küçük. Yani aslında şeyhlik yapacak durumda değiller. Tarihçiler ilginç bir şekilde bu noktaya hep göz ardı ediyor. Ve sanki bütün bu işler o şeyh olarak ismi geçen kişilerin bizatihi kendi düşünsel faaliyetlerinin ürünüymüş gibi yazıyoruz tarihi. Halbuki öyle değil. Şeyh Cüneyt babasının yerine posta geçtiğinde kesinlikle 20 yaşından düşük, muhtemelen 15 yaşları civarında. Genç olduğu için standart tarikat eğitimini alamamış daha, tamamlayamamış. Ve bu genç çocuk, genç delikanlı diyelim, 10 yıl Türkmenler arasında dolaşıyor. Şimdi bu kim kimi etkiler böyle bir yapının içerisinde? Kim kimden etkilenir? Cüneyt'ten sonra Cüneyt'in daha büyük bir oğlu var. Hoca Mehmet diye. Yani o da olsa olsa zaten 5-6 yaşında olabilir. Yaşça baktığın zaman. Yani biyolojik olarak. Çünkü daha erken evlenemez. O değil de Haydar yerine posta geçiyor. Yani şeyh oluyor. Neden? Çünkü Haydar'ın annesi Akkoyunlu prensesi. Yani Uzun Hasan'ın kız kardeşi. Haydar bu yani sufilik tarihinde, tasavvuf tarihinde herhalde unik nevi şahsına münhasır bir olaydır. Bazı kaynaklara göre şeyh olduğunda daha henüz doğmamış. Anne karnında. Bazı kaynaklara göre de 1 yaşında. Yani anne karnında şeyh olan bir kişiden bahsediyoruz biz burada. Bu insan nasıl tarikatı dönüştürebilir? Nasıl öğreti oluşturabilir? Nasıl doktrini değiştirebilir? Bu mümkün mü? Doğduktan sonra 1 yaşındaki Haydar bunu kim yetiştiriyor? Bu işte Kızılbaş halifelerinin bakımında. Etrafında hep Kızılbaş reisleri var. O zaman daha adları Kızılbaş değil ama işte bu bahsettiğimiz kitlenin reisleri. Haydar öldüğünde 1488'de 3 tane oğlundan daha çok oğlu var ama bu üçü de ön plana çıkıyor. Yerine geçen Hoca Ali 7 yaşında, 7 yaş civarında. İsmail 1 yaşında. Yine bir çocuk şeyh vakasıyla karşı karşıyayız. Tahmasp'ta bile bu böyle yani. Düşünün devlet kurulmuş, Tahmasp tahta geçtiğinde 10 yaşında.
Şimdi bu geçiş dönemi, yani devrim dönemi, dönüşüm dönemindeki şeylerin hepsi çocuk. O zaman bu dönüşüm bu kişilerin kendi bireysel, entelektüel, düşünsel faaliyetleriyle ve kararlarıyla açıklanamaz. Bunları kuşatan kültürel muhit de bunu açıklamamız gerekir. O kültürel muhit nedir? O Türkmen muhiti işte. Dolayısıyla literatürdeki bu kitapta biraz onu, yani tezde ve soruda kitapta onu altını çizmeye çalıştım. Literatürdeki söylemi biraz değiştirip, ki söylem işte Cüneyt şöyle yaptı, Haydar böyle yaptı, İsmail şöyle yaptı falan, yani cümleleri böyle kuruyoruz. Böyle değil. Bunlar kuşatıldıkları Türkmen muhiti tarafından dönüştürüldü veya yaratıldı. Yani bunlar inşa edildi insan olarak o muhitte. Dolayısıyla 1447-1501 arasında Safevi tarikatının Türkmenleşmesi diye ifade edebileceğimiz bir süreçle karşı karşıyayız. Türkmen dindarlığı, bunu şimdi detayına girmeyeyim çok uzadı ama yazdım bunu da yeni çıkacak kitapta ne demek istediğimi. Türkmen dindarlığı olarak ifade edebileceğimiz dindarlık biçimi Safevi tarikatının ana belirleyicisi, Safevi doktrininin ana belirleyicisi oluyor bu dönemde. Ve karşımıza çıkan Şah İsmail'in tarikatı artık böyle bir tarikat. Yani kodları değişmiş, doktrinleri değişmiş, İslam anlayışı değişmiş ve kuşatıldığı, üzerinde içinde neşvi neva bulduğu Türkmen kültür muhitinin şeklini almış bir tarikatla karşı karşıyayız. Bu muhitin dindarlık açısından kendine özgü bir takım özellikleri var. Ama bunun yanında bir de bu muhitin bir özelliği, öteden beri askeri siyasi elit katmanından olması. Yani hükmeden konar göçer Türkmen zümrelerinden olması, ki bunu zaten bir devlet kurarak bize açıkça ispat ediyorlar. Ve bu devlete egemen olarak açıkça ortaya koyuyorlar. Yani özetle Kızılbaş Hareketi'nin siyasal, toplumsal köklerini Anadolu'da, Suriye'de, Orta Anadolu'da, Azerbaycan'da bu şekilde görebiliriz diye düşünüyorum ben. Tarikatın dönüşmesini, Türkmen muhitiyle kaynaşmasını ve siyasi bir nitelik kazanıp bir devlete dönüşmesini en azından ben şimdiye kadarki araştırmaların çerçevesinde böyle izah ediyorum. Hocam burada hem siz de soluklanın. Evet. Ben de... Benim soracağım bir sürü soruyu zaten hoca cevapladı. O yüzden ben sormayacağım. Ozan devam etsin. Burada aslında yani üzerinden de çok böyle son kısımda bahsettiniz. Aslında benim de tarih yazımı açısından da eleştirilerinizi de getirdiniz. Bu Şeyh mi müritleri şiileştirdi, yoksa kitaptan okuyorum ben, müritler mi şiileştirdi? Yani aslında hep bu farklı tarih yazımında da vardır ya, kişilerin, fertlerin tarihsel olaylara etkisi mi var, yoksa tarihsel olaylar mı fertleri, tarihsel kişileri ortaya çıkartıyor? Aslında sizin de tam sorduğunuz soru bu şeyde, minvalde, bu odağa oturuyor. Evet. Burayı biraz daha açmamız mümkün mü? Çünkü yani bu şey kısmı da çok önemli aslında. Yine bahsettiniz ya konuşurken de, bununla beraber herhalde düşünmek gerekiyor. Yani kitabı okurken şeyi fark ediyorsunuz. Yani işte Şeyh Cüneyt'le başlayan bir dönüşüm süreci var. Ama Şeyh Cüneyt Erdebil'de durmuyor. Bu Anadolu'yu geziyor. İşte Sivas'a gidiyor, Konya'ya gidiyor, İçel'e gidiyor, Halep'e geliyor. Ondan sonra Trabzon'a gidiyor. Yani bütün o merkezi Anadolu şeyini dolaşıyor, kat ediyor. Bu mesela çok ilginç. Yani biz hep işte bu şey, tabii Türkiye'deki tarih yazımıyla da ilgili bir sorun var aslında. Yani Safevi Devleti dediğimiz, Kızılbaş Devleti dediğimiz şey aslında bir Türkmen Devleti. Yani bunlar Türkçe konuşuyor, şey yapıyorlar ama
Sanki burada değillermiş. Hep orta tarafta. Yani bu coğrafyanın dışındalarmış gibi görüyoruz. Hem zihinsel olarak bu coğrafyanın dışında. Yani bir İranlı, İran olarak düşünüyoruz. Hem de yapı olarak. Bu yani iki bağlamda, hem bu şeyhin mi değiştirdi yoksa müritleri mi değiştirdi, hem de bu Anadolu mevzusunu biraz daha açmamız mümkün mü acaba? Evet. Şimdi birincisini açıkça ben görüşümü ifade ediyorum. Burada dönüşüm tabandan yukarıya doğru. Bu net bence. Çünkü o yaşlarda hiçbir çocuk büyük bir şey, büyük bir filozof, büyük bir düşünür olamaz. Yani bunu tartışmaya gerek yok herhalde. 2-3 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında bir çocuk kitleleri, İran'ı komple değiştirecek bir takım kararlar alması, doktrin değişikliklerine gitmesi beklenemez yani. Burada çok daha kapsamlı, kitlesel bir dönüşüm süreciyle karşı karşıyayız. Safevi tarikatının mürit zemininin Türkmenleşmesi, ağırlıkla Türkmenleşmesi ve bir noktadan sonra tamamen Türkmenleşmesi. Bu Türkmen derken bunun içerisinde kütle, Kürtler daima var. Bunu unutmayalım. Yani biz bugün Türkmen deyince, yani çoğunluk olarak Türkçe konuştukları için, bugün de Türkmen tabiatları da, yani Oğuz Türkleri ve konar göçer yaşadıkları için Türkmen genel bir şemsiye tabiri olarak kullanıyoruz. Ama bunların içerisinde bulunmaktan hiç gocunmayan ve gayet rahatlıkla bu bütünün parçası olan Kürt aşiretler de var. Kızılbaş. Kızılbaş olmayan Kürt aşiretler de çok. Ayrıca bir Kızılbaş olup bir çıkan, bir Safevi tarafına, bir Osmanlı tarafına giden Kürt aşiret de çok. Yani etnik unsurun o dönemde bir önemi yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani Türkmen tabirini kullanırken böyle bir etnisite çok belirleyici rol oynuyormuş gibi anlaşılmasın. Ana dinamikler o zaman daha başka. Bu kitle, bu bir zümre var. Yani geniş bir zümre ve bu şöyle diyelim ya, bir akıntı var. Bir su kitlesi var. Mecra arıyor. Ama o mecra değişmiş, artık orada akamıyor. Ak koyunlu dönüşüyor. Orada sorun çıkmış. Çıkmaya başlamış. Yeni bir mecra arayan bir kitle var. Bu kitle bu tarikatta Cüneyt'le beraber buluşuyor ve yani bu açıdan bakarsanız Cüneyt ve Haydar'ın çocuk olması, arkasından gelenlerin çocuk olması bunu mümkün kılmış belki de bir yönüyle. Eğer böyle olmasaydı, Cüneyt klasik tarikat eğitimini almış olsaydı ve 30-40 yaşında posta geçseydi dönüşüm belki bu kadar mümkün olmayacaktı. Bilemiyorum. Hocam şey mevzusu var yani burada, aslında onu belirtmek lazım. Şeyh Cüneyt'in amcası değil mi Şeyh Cafer? O mesela Yani babası öldükten sonra ikisinin arasında da bir şey mücadelesi var. Oraya yani tabii, doğru. İktidar mücadelesi var. Bir tarafı daha Şeyh Cafer yaşı büyük olması itibariyle, sizin verdiğiniz perspektiften bakarsak büyük olması itibariyle daha oturmuş, daha kitabi diyelim bir yoldan gitmek istiyor. Yani o ayrımı... Aynen öyle. Şimdi oradaki esas aslında Cüneyt'le beraber tarikatın ikiye bölündüğünü görüyoruz biz. Yani ben zamandan tasarruf etmek için atladım orayı biraz. Hocam zamandan tasarruf etmeye gerek yok. Damar, tarikatın geleneksel damar, ki geleneksel olduğu için aslında ilk başlangıçta da ana gövde diye düşünmek gerekir. Şeyh İbrahim'in kardeşi Şeyh Cafer tarafından temsil ediliyor. O zamana kadar şöyle bir sorun var. Yani o bir mesele miydi o zaman emin değilim ama bizim dikkatimizi çekiyor. O güne kadar bu tarikatta şeyhlik babadan oğula geçmiş. Kardeşten kardeşe geçmiyor. İlk defa Cafer postnişinlik, şeyhlik iddia ediyor kardeşinin yerine. Cüneyt ise İbrahim'in oğlu. Dolayısıyla Cüneyt'inki daha normal gözüküyor. Bu anlamda. Ama takip edilen doktrin, pratik, İslam anlayışı açısından Cüneyt geleneksel yapıyı temsil ediyor. Yani Şeyh İbrahim gibi, Şeyh Ali gibi. Cafer değil mi hocam? Şeyh Cafer. Şeyh Cafer. O damarı temsil ediyor. Bu arada bu önceki Safevi tarikatı,
Yani birinci Safevi tarikatı gerçekten çok etkin bir tarikat. Çok büyük bir tarikat. Yani çok geniş bir coğrafyada etki olmuş. Osmanlı bölgesinde de çok etkili. Yani düşünün ki Somuncu Baba bir Safevi müridi yani. Hacı Bayram Veli'nin mürşidi ve Bayramiye tarikatı dolayısıyla kökeni itibariyle Safevi tarikatına gidiyor. Bir başka ilginç sima Eşrefoğlu Rumi. Fatih döneminde yaşamış, ölmüş. Ve bu şahıs Eşrefoğlu Rumi Kadiriye tarikatının ikinci kurucusu kabul ediliyor. Özellikle Osmanlı bölgesinde. Osmanlı bölgesinde aslında birinci kurucu olmuş oluyor. Yani Kadiriye'yi oraya taşıyan bu kadar da önemli bir kişilik. İşte bu adamın Şeyh Safiyüddin ve Safevi tarikatına karşı özel bir ilgisi var. Kitaplarında Tarikatname diye küçük bir risalesi var. Çok çok önemli bir risale. Diğer esas kitabının adı neydi? Belki birazdan aklıma gelir. O kitabında şimdi hatırlayamadım. Şeyh Safiyüddin'de bir sürü atıflar var. Ondan sözler aktarıyor. Demek istediğim Osmanlı bölgesinde gayet yaygın olarak biliniyor Safevi tarikatı. Hatta Saffetü Safa'nın birçok kopyası ve tercümesi var Türkçe. Değişik bölümlerin. Özellikle dördüncü bölümün ilginç bir şekilde. Hatta hocam, yani hatta sözünüz kestim. Hatta Osmanlı Sarayı diyelim Safevi tarikatine şey olarak da nedir? Çırağı Kahçesi diyorlar. Evet, kahçesi. Yani, doğru. Para hediye de gönderiyor yani. Evet. Yani aralarındaki ilişki de var yani. Kaldı ki yani Osmanlı'ya gelene kadar o dönemin esas hakimi Moğollar. Olcaytu mesela. Büyük Moğol İlhanlı hükümdarı Olcaytu saygı gösteriyor. Timur saygı gösteriyor. Yani tarikat çok saygın. Bu birinci döneminde. Cafer o damarı temsil ediyor. Merkezde de kalmış. Yani Erdebil de ele geçirmiş. Erdebil'den de Cüneyt'i kovmuşlar. Aslında Cüneyt'in hiçbir şansı yok gibi gözüküyor orada. Öyle değil mi? Ana gövdeden dışlanmış. Geleneksel damardan zaten sapmış. Erdebil'i de kaybetmiş. Dergahı da kaybetmiş. Ama nihayetinde geri dönen ve ana gövdeye haline gelen damar Cüneyt'in damarı oluyor. Yani bu ilk başta reformist veya farklı bir şey olarak ortaya çıkan Cüneyt damarı Şeyh Cüneyt hatta Cüneyt'ten sonra demeyelim yani Cüneyt öldükten sonra devam ediyor Cafer. Şeyh Haydar gelip Erdebil'i tekrar ele geçirince bu ikinci damar yani marjinal olarak aslında ana gövdeden çıkmış damar ana gövde haline geliyor. Ve diğer geleneksel damar marjinalleşiyor ve daha sonra ortadan kayboluyor gidiyor. Yani şu an mesela Safevi döneminde artık o damar yok. Böyle bir hali görüyoruz. Bunun da sebebi yine Cüneyd'in yaslandığı kitlenin güçlü olması. Yani burada konuşan aslında askeri güçtür. Bu müritler askeri olarak güçlüler. Yani bu adamlar işte hep bu coğrafyadan çıkıyor bir de. Şimdi Cüneyd'in gezdiği yerlere bakarsanız sonra Şah İsmail'in ordusuna bakın. Gerek Tercan Yaylası'nda, Erzincan'da 1500 yazında toplanan ilk ordunun kompozisyonuna bakın. Gerek Çaldıran Savaşı'nda iki kompozisyona bakın. Bunlardır. Ustaçlılar Orta Anadolu bölgesinden ta işte Suriye, Kuzey Suriye'ye kadar uzanan geniş bir coğrafyada yayılmış Türkmenler. Şamlılar Halep yine Şam, o bölge adı üstünde Şamlı, Suriye bölgesinden gelen Türkmenler. Varsaklar, Tarsus bölgesi, Karaman bölgesinden gelen Türkmenler. Turgutlular, Karaman Türkmenleri. Çepniler, Trabzon bölgesinden gelen Türkmenler. Yani baktığınız zaman Kızılbaş gücü, ordusu Cüneyd'in ziyaret ettiği coğrafyadan geliyor. Ana gövde buradan oluyor. Rumlular, işte adı üstünde Rum, Osmanlı'nın eyaleti Rum dediği Sivas, Amasya, Çorum bölgesinden insanlar bunlar Tekelüler oraya kadar gitmemiş Cüneyt ama yaklaşmış Teke bölgesi Antalya tarafına oradan geliyorlar ve bir konfederasyon oluşturuyorlar. Karşımızda böyle bir yapı var. Türkçe meselesine gelince Türklük meselesine
Tabii bu algı tamamen Cumhuriyet döneminin ürettiği bir algı. Osmanlı diskursunda, Osmanlı söyleminde, yani Osmanlı merkezinin, Osmanlı ulemasının inşa ettiği söylemde İran, yani bu Kızılbaş, Kızılbaş'tır yani. Kızılbaşı, Evbaş ve Rafizi. Osmanlı kendi hattıyla, kendisiyle diğer olan bu İran'daki Safevi, Kızılbaş olgusu arasında sınır çekerken, ayırırken bunu dini terimlerle ve dini kavramlarla yapıyor. Yani biz ehli sünnet vel cemaat, doğru hak Müslümanlarız. Bunlar Rafizi, sapık Müslümanlar. Kim Türkçe konuşuyor, kim Türkmen, kim Kürt, kim İranlı, Farsça konuşuyor, bunun bir önemi yok. Osmanlı söylemi bu. Modern cumhuriyet kurulduğunda bir ulus devlet olarak kuruluyor malum. Türk ulusu ana gövde olması lazım. Bir Türk ulusu inşa edilmesi lazım. Bu Türk ulusu normalde şimdi ilk Türk milliyetçilerinin ilk kuşağı Ziya Gökalp, Fuat Köprülü gibi. Bunlar kültürel unsurlar, dini unsurlarla beraber bir Türklük inşa etmeye çalışmışlar. O belli yere kadar çalışmış, ondan sonra yürümemiş. Atatürk ve arkasından gelen ikinci bir kuşak, ikinci bir dalgada Jacoben tamamen inşa bir Türklük, ulus, hatta tabir olarak artık ulus kullanılıyor, inşa etmek istemişler devlet gücünü kullanarak. Bu da ikinci aşama, Türk milleti, Türk ulusu inşasının. Fakat her ikisinde de İlginç bir şekilde ki bu kaçınılmaz. Nasıl ki Osmanlı İslam, şeriat üzerine kurulu bir devlet kurmakla beraber şeriat hukukunu esas alan kanunu ile beraber özellikle törenin zayıfladığı, önemini yitirdiği sistemde bir devlete dönüşmüş olmasına rağmen ana kodları Roma'dır. Roma'dan çok şey almıştır. Aynen onun gibi Türkiye Cumhuriyeti din olarak Osmanlı'yı özellikle şeriatı reddetmek üzerine kurulmuş seküler modern bir devlet inşası projesi olmasına rağmen tarihsel ve coğrafi dayatmalardan dolayı kaçınılmaz. Türk milleti dediği şey aslında Osmanlı sistemindeki Sünni Müslüman millettir. Zaten millet tabirini bile oradan alıyor. Osmanlı döneminde millet ulus demek değil biliyorsunuz. Dini grup demek. Yani mesela Osmanlı'daki millet kimler? Müslüman milleti var. Ortodoks millet, Hristiyan milleti var. Ermeni milleti var. Yani bu kiliseye göre Yahudi milleti var. Millet dini, yani ümmet demek. Öyle anlayalım. Eski ümmet. Biz o milleti şimdi ulus, yani etnik temelli bir olgu, siyasal olgu olarak da kullanıyoruz. Kelimenin kendisi dahi açıkça gösteriyor kökenlerini. Şimdi Türk milleti, inşa edilen Türk milleti öyle veya böyle Sünni kitle demek. Sünnilik üzerine kurulu. Müslüman Sünnilik üzerine kurulu. Hatta çok çarpıcı, yani duymuşsunuzdur. Ya. Bir daha tekrar etmekte fayda var. İşte mübadele yapılırken nüfus değişimi Yunanistan'la bu millet çoğunluğunu sağlamak için, homojenize etmek için milleti, ulus inşa ediyorsun ya, değiş tokuş yapıyorlar. Yunanlar da çünkü aynı süreç devam ediyor. Her yerde olduğu gibi. Onlar da Yunan milleti inşa ediyorlar. Onlar oradan Türkiye'ye Müslümanları gönderiyor. Adamlar Türkçe mütçe bilmiyorlar mesela. Boşnakları düşün. Arnavutları düşün. Gerçi bunlar ne kadar Yunanistan'ın içindeydi de Yunanistan'ın kendi içinde de. Türkiye'den de Ortodoks Karaman Türklerini gönderiyorlar. Adamlar sak Türk. Karaman Türklerinden ama Ortodokslar. Bunlar Türk sayılmıyor. Şeye gönderiliyor Yunanistan'a. Demek istediğim Türk milletinin inşası Sünni Müslümanlık üzerine kuruldu. O devam ediyor. Yani başka, çünkü elindeki olgu bu. Bu seni sınırlıyor. Öyle olunca Cumhuriyet dönemindeki söylem, İran'la ilgili, Safevilerle ilgili söylem, Safevileri bu millet, Türk milleti kapsamının dışına çıkarıyor. Zaten bu Türk milleti aynı zamanda coğrafi bir şeydir. Yani Anadolu, özellikle Anadolu ama biraz da Balkan. Ağırlıklı, coğrafi temeli de olan bir şeydir. Cumhuriyetin inşa ettiği Türk milleti.
Bu milletin içerisinde İran yok tabii ki. İran, İran yani. İrani, Farsi. O söylem bizi çok etkiliyor. Yani o dönemin ilk Osmanlı tarihçilerinin Cumhuriyet döneminde bakışı bu. Ondan sonra ders kitaplarının hepsinde böyle yazılıyor. Ve bize kadar geliyor. Hepimizin kafasında Safeviler, İran, yani Safevi devleti bir Farsi devlettir. Osmanlı devleti bir Türk devletidir. İşte bunlar savaşmışlar. Arka planda böyle bir söylem mevzusu var. İşin ya bu söylemlerin hegemonyasını bir kenara bırakıp birincil el kaynaklara gidersek neyle karşılaşıyoruz? Orada gördüğümüz şu. Ha, bu arada hemen bir parantez açıp aynı sürecin İran'da olduğunu da ifade edelim, söyleyelim. İran'da da Şah rejimi, onlarda da müthiş bir Perscilik başlıyor. Tabii onlarınki daha vahim bir durum ya, ve daha ona göre de daha şiddetli bir tepki olmasını anlıyorum. Neden? Şah Rıza Pehlevi iktidarı kimden devralmış İran'da? Kaçar Şahı'ndan devralmış. Ya bu Kaçarlar Safevi Kızılbaş Konfederasyonu'nda yer alan Türkmen oymaklarından biri. Yani 1922'ye kadar zaten Kaçarlar yönetmiş İran hanedan olarak. En azından sembolik. Türk yani. Türkçe konuşan insanlar. Dolayısıyla ilk defa çok uzun zamandan sonra belki Sasanilerden bu yana İran geneline egemen olan Farsi unsur siyasi iktidara geliyor. Dolayısıyla onlardaki Farsçılık, bir bu tarihsel birikmişlik, iki dünyaya egemen olan o dönemdeki ulus devlet anlayışı, ulusçuluk, milliyetçilik, millet orada da gösteriyor. Orada da Safeviler aynı Türkiye'deki gibi ve İrani, Farsi bir olgu olarak resmediliyor. İkisi birbiriyle uyum içerisinde. Gerçek ne? Gerçek şu. Safevi devletini kuran insanlar, ezici çoğunluğu Türkçe konuşan Türkmenler, kuran ve yöneten, yani kurup hemen İran elitine teslim etmiyorlar adamları. Kuruyor ve yönetiyor. Unutmayalım yani bunu. Ya bunlar köken olarak bir kısmı Batı Anadolu'dan, yani Tekke bölgesinden, bir kısmı Orta Anadolu'dan, bir kısmı Suriye'den, bir kısmı Azerbaycan, zaten o bölgeden insanlar. Safevi devletinin yıkılana kadar, yani Kızılbaşlar egemenliği tamamen kaybettikten sonra da veya çok ciddi oranda kaybettikten sonra da 17. 18. yüzyılın başları ve 17. yüzyılda dahi Safevi devletinin ordusunun dili Türkçedir. Türkçe konuşur bu adamlar. Sarayın dili Türkçedir. Bunu net olarak biliyoruz. Nereden biliyoruz? Yani 1780'lerde, 90'larda gitmiş, orada bulunmuş seyyahlar var. Yazıyor adam yani. Mesela Kampfer diye biri var. Avrupalı adam gitmiş, diyor ki ne zamanlar? Sanıyorum 1670'lerde falan, tam tarih hatırlamıyorum ama yani 17. yüzyılın ikinci yarısı. Diyor ki burada, diyor, İran'da Türkçe bilmemek böyle elitler arasında bir ayıp olarak kabul ediliyor. Birinci dil sarayda birinci dil Türkçe, ikinci dil Farsça diyor. 1670'ler, yani Kızılbaşların kudreti falan ortadan kaybolmuş artık. 16. yüzyıl değil, 17. yüzyıl. Bunu bilelim. Sarayın dili tamamen Türkçe. Hanedanın dili tamamen Türkçe. Ana dili tabii ki Farsça biliyorlar ama ana dil Türkçe. Böyle bir devlet, Safevi devleti. Tabii buradan bir milliyetçilik üretmek, Türkçülük üretmek falan anlamsız. Yani buradan hareketle şöyle bir şey demeye kalksa birisi, o demek ki bu Kızılbaşlar, Safeviler acayip Türkçü insanlarmış. Türk bilinçleri yüksekmiş falan. Bunlar modern üretimler, modern kurgular. O dönemin insanında, insan için bunlar bir şey ifade etmiyor. Adam ana dili Türkçe ve Türkçe konuşmaya devam ediyor. Örf adeti Türkmen, Türkmen örf adetini devam ettiriyor. Bu kadar. Yani geçen sosyal medyada paylaştım, yeri geldi söyleyeyim. Bazen bu Safevi tarihçileri hep Farsça yazmalarına rağmen, ki Farsça yazmaları normal çünkü şey o, gelenek o. Yani onun belli bir jargonu var. Yerleşmiş bir yazım usulü var. Türkçe yazamazsın o tarihleri. Orada. Farsça yazıyorlar ama
böyle en vurucu yerde dayanamıyor. Adamların aslında Türkçe konuştuğunu ortaya çıkaran bir anekdot veriyor. Mesela Ferhat Han var. Ferhat Han. Bu Ferhat Han Bayram Bey Karamanlı'nın torunu. Bayram Bey Karamanlı da Şah İsmail Gilan'da saklanırken, Akkoyunlardan kaçarken etrafında ona kol kanat germiş, onu yetiştirmiş. 7 yaşından 14 yaşına kadar onu her bakımdan yetiştirmiş. Hem silah eğitimi vermiş, savaş eğitimi vermiş, binicilik eğitimi vermiş, örf, adet, hükümdarlık eğitimi vermiş insanlar var. 7-8 tane. 7 rakam olarak böyle bir formül haline gelmiş. Bunlara Lahican Sufileri deniyor. Ve benim kitap da zaten onlara hitap edilmiştir. Tezde. Bu Lahican Sufilerinden biridir. Bayram Bey Karamanlı. Çok büyük böyle bir Kızılbaş reislerinden. Hatta sonra devlet kurduktan sonra Şah İsmail'in kız kardeşlerinden biriyle evleniyor. Yani hanedanda da böyle bir hüsiyet bağı var. Bunun torunu Ferhat Han. Ferhat Han Abbas döneminde önce Azerbaycan Beylerbeyliği, Mazenderan Beylerbeyliği, Meşhed Beylerbeyliği gibi önemli yerlere getiriliyor. Ve en sonunda Kaddine ferman veriyor. Kaddi, yani Abbas'ın bir özelliği bu. Önemli, büyük, güçlü Kızılbaş reislerini tek tek katletmiş ve merkeziyetçiliği sağlamış. Bahanesi de işte bir savaşta yenilmiş. Yani yenilirsin. Her yenilen komutan katledilmez normalde ama arka planda böyle bir ajandası var Şah Abbas'ın. Her neyse. Şimdi savaştan döndükten sonra, mağlup olduğu savaştan döndükten sonra Ferhat Han evinde veya çadırında, İskender Bey Münşi evi demiş ama belki de çadır, bekliyor, kararı bekliyor. Yeni yükselen güçlü bir figür, Allah kulu Han var. Allah verdiği Han, pardon, Allah verdiği Han. Bu Gulam kökenli bir Gürcü. Daha doğrusu Gürcü kökenli Gulam. Onu gönderiyor adamlarıyla beraber infaz etmesi için. Şimdi Allah verdiği Han çadırına girince merakla bekliyor Ferhat Han ne oldu diye. Sonra Allah verdiği Han yaklaşıp elini uzatıp bunun hançerini belinden çekince Ferhat Han anlıyor hükmün ne olduğunu ve diyor ki, şimdi İskender Bey Münşi diyor ki orada, Ferhat Han diyor Türki olarak şöyle dedi: beyle mi ol diye. Çünkü adam son sözleri bu olmuş. Düşünün, bu bize ne gösterir? Adamlar Türkçe konuşuyorlar. Yani aralarındaki iletişim dili bunların Türkçe. Böyle bir yapı var. Ama dediğim gibi o milliyetçilik üzerine kurulu bu modern söylemler kafamızda bütün algılar oluşturuyor. Hocam şimdi bu son 20 dakika gibi bir süremiz var bizim, bir teknik sebeplerden dolayı 2 saati geçmememiz gerekiyor yayında. Bu Şah İsmail, işin final kısmında, günün sonunda Şah İsmail ve Safevi'nin Sönümlenişi diye kitabınızda bir bölüm var. Bu Şah İsmail olayını bir kısaca bir konuşalım istiyorum. Çünkü bunun background'u çok fazla bilinmiyor. İşte bu Cüneyt'in propagandası, Anadolu'daki zemin vesaire, bunları öğrenmiş olduk ama esas tabii popüler kısmı hep işte Şah İsmail'in yenilgisi ve işte Çaldıran Savaşı vesaire. Bu süreç nasıl işlemiş? Bu kısmı nasıl, yani Safevilik nasıl sönümleniyor? Sadece kılıç zoruyla mı sönümleniyor? Bir soru da o tabii. Şimdi önce bir şeyi ifade etmem lazım. Kitapla ilgili yani değişen, bir miktar değişen görüşlerimden biri de bu. Evet. Kitabın son bölümünde Kızılbaş davasının sönüşü diyorum. Tezi yazarken o zamanlar çok böyle Safevi tarihçiliğine birinci elden girmekten ziyade büyük isimleri takip ettim. Savory gibi mesela. Roger Savory gibi. Minorski gibi. Jean Aubin gibi. Bunların hepsinde de böyle bir anlayış var. Yani özellikle Şah Abbas'ın, hatta Şah İsmail'in daha 1508'den itibaren Kızılbaşların gücünü kırmaya başladığı ve bir süre sonra da, kısa bir süre sonra hatta, Kızılbaşların artık İran'da gücünü kaybettiği, halen
Safevi tarihçiliğinde egemen görüş. Ben de o zaman o görüşe tabi idim. Yani onu öylece almıştım. Şimdi işin içine girdikçe bunun böyle olmadığını düşünüyorum. Yani bu Kızılbaş davasının sönüşünün bir 100 yıldan uzun sürdüğünü, 16. yüzyıl İran'da tamamen Kızılbaş yüzyıl olduğunu düşünüyorum artık. Hani bu düzeltmeyi yapayım kitaba. Şah İsmail'e gelince, şimdi oturup bir tarihi roman yazsanız, Hollywood'da film çekmek için, böyle Game of Thrones gibi, yazabileceğiniz en muhteşem, en ilginç, en böyle enteresan senaryo bile Şah İsmail'in hayatını olacak. Ya adamın öyle bir hayatı var ki gerçekten en ideal romanların bile ötesinde bir çekiciliği var. Öyle bir hayat olmuş yani. Şimdi düşünün, siz bir yaşınızdasınız. Savaş meydanında babanız öldürülüyor. Siz de orada, yani zaten bunlar konular göçer Türkmen hayatı yaşadıkları için muhtemelen çocuklar da yakındı yani savaş meydanında. Bir başkent maşkent yok yani. Belki de uzaktan seyrettiler. Annesi falan. Tabii çocuk ne anlar bir yaşında. Hayata böyle başlıyorsunuz. Sonra kardeşleriniz ve annenizle beraber o babanızı öldüren güç, ki bu Akkoyunlu gücü, işte o savaştığınız güç alıyor sizi bir kaleye tıkıyor. Ta Şiraz'da, yani İran'ın derinliklerinde, İstahr Kalesi'nde 4,5 yıl bunlar bu kalede kalıyorlar. 3 kardeş Ali, İbrahim ve İsmail ve anneleri Alemşah Begüm, ki şeyin kardeşi, bu Akkoyunlu hükümdarının kardeşi Şah Uzun Hasan'ın kızı, Şeyh Haydar'ın eşi, hanımı. Bunları beraberce koymuş, emretmiş, hapse göndermiş. Burada 4,5 yıl kalıyorlar. Sonra o kaleden ancak Akkoyunlu prensleri kendi aralarında taht kavgasına girince, bunlardan birisinin sizin müritlerinizin askeri gücünden faydalanmak amacıyla size ihtiyaç duymaları sayesinde kaleden çıkıyorsunuz. Rüstem Mirza bunları alıyor, çıkarıyor. Tabii çıkınca o Kızılbaş askeri kapasitesi yüksek müritler toplanıyor ve onların sayesinde Rüstem Mirza rakiplerini bertaraf ediyor. Akkoyunlu tahtını ele geçiriyor. Tabii Akkoyunlu tahtını ele geçirince ilk yaptığı iş bu prensleri, yani Safevi prenslerini, bu 3 çocuğu ortadan kaldırmak oluyor. Yani ona niyet ediyor. Öyle bir plan yapıyor. Bunu duyan Ali, o zaman için Şeyh Ali, ama daha çocuk, o da çocuk, Erdebil'e doğru kaçıyor. Kaçarken yolda arkadan 5000 kişilik bir ordu geliyor ve bunları yetişiyor. Mesela burada çok epik bir sahne var. Ali yanında 300 küsür civarında Kızılbaş var. 5000 kişilik ordu geliyor. Buradan kaçış olmadığını anlıyor. Yani herkes buradan kurtulamayacak. Orada adam, o genç, tabii etrafındakilerle görüşmüştür. Yine biz bir kişiye ithaf ediyoruz ama bu bir kolektif akıl. Oradaki Kızılbaş reisleriyle konuşup hanedanın sükut bulmaması için, kesilmemesi için bir çare olarak orada şeyhliği 7 yaşındaki İsmail'e teslim ediyor. Böyle bir ritüel düzenliyorlar. Bunların geçişleri de belli ritüellerle olur. Bir takım gizli sözleri kulağına fısıldar, işte tacı, o Kızılbaş tacını alır, kafasına koyar, kılıcını alır, ona kuşatır filan. Böyle bayağı oturmuş bir ritüeli var bunun. 7 yaşındaki İsmail'i mürşidi kamil olarak kendi yerine dikiyor ve o işte 7 kişi dediğimiz Lahican Sufileri adıyla meşhur olmuş insanları, bunlar 7 olmayabilir, onlara teslim ediyor. Diyor ki her ne olursa olsun bu kardeşlerimi yaşatacaksınız. Onları gönderiyor. Kendisi geriye kalan 300 kişiyle
5000 kişilik orduyu meşgul ediyor. Zaman kazanıyor yani. Hikaye böyle başlıyor. Ondan sonra Erdebil'de bir süre saklanıyorlar. Akkoyunlar geliyor. Erdebil'i ev ev arıyorlar. Kadınlara işkence yapıyorlar. Hiçbirisi söylemiyor yerini. Yani böyle bir saklanma dönemi var. Vermiyorlar. Sır vermiyorlar. En son Erdebil'de barınamayacağını anlayınca oradan Gilan'a kaçıyor işte. Lahican bölgesine kaçıyor. Bir 4,5 yıllık sürede böyle geçiyor. 4,5-5 yıllık bir dönem. Yani saklanma. Ve çocuktan bahsediyoruz. Hala bir çocukla karşı karşıyayız. Her an, yani bunların hayatına baktığınız zaman her an ölebilirdi. Hep böyle ölümle yaşam arasındaki çizgi üzerinde yaşamış İsmail. Oradan işte 1500'de artık huruç etmeye karar veriyor. Akkoyunlu'nun merkezinde yine işler iyi değil. İktidar kavgaları var. Akkoyunlu gücü zayıflamış. Huruç etmeye karar veriyor. Harekete geçiyor. Oradan çıkıyor. Erdebil'e geliyor tekrar. Erdebil valisi bir Akkoyunlu valisi. Adam ya buradan git diyor ya seni tutuklarım. Oradan çıkıyor işte Hazar Denizi kenarında bir köyde geçiriyor kışı. Etrafında yine 300-400 civarında Kızılbaş var. Bunlarla gidelim diyor, kaza yapalım Gürcistan'a. Onlar diyor ki yok çok azız. Ne yapalım? Haber gönderelim diyor müritlere. Önümüzdeki yaz toplanalım. Herkes bilsin artık senin zuhur ettiğini. Zaten millet bekliyor yani. Anadolu'nun ve Suriye'nin, Azerbaycan'ın dört bir tarafında insanlar zaten bu haberi bekliyor. Ve bu haber yayılıyor. Haberci gönderiyorlar oymaklara, Kızılbaş oymaklarına. Şimdi bunlarla ilgili çok ilginç hikayeler de var. Mesela bir tanesini Kadı Ahmet Kummi'ye anlatıyor. Diyor ki, Kadı Ahmet Kummi diyor ki ben bizzat bunu şeyden duydum. Şahkulu halife var. Şah Tahmasp döneminde uzun süre halifetül hulefalık yapmış. Dulkadirli. Kendisi de zaten Dulkadir oymağından. Bu anlatmış. Bu Dulkadir oymaklarından birine haberci gittiği zaman gönderiyor ya, yani şah huruc etti. Önümüzdeki yaz Tercan'da, Erzincan yakınlarındaki Tercan yaylasında buluşacağız. Eli silahtan gelsin. Haber bu. Diyor ki haberci diyor oymağa geldiği zaman oymak başka bir kelime var değil mi bu? Aşiret birim için kullandığımız oba. Obaya geldiği zaman işte hemen bir dellal bağırıyor. Hani ilan ediyor. Böyle. Şahımız zuhur etti. Mürşidi Kamilimiz zuhur etti falan. Bir tane genç delikanlı varmış. Daha yeni düğün yapılmış. Düğünü olmuş. Ve tam gerdeğe girecek yani. Tam o anda bu haber geliyor. Haber gelince hemen gelini oraya bırakıyor. Gidiyor atını silahlarını hazırlıyor. Akşamüstü diyor 5000 kişi hazırlıyor. Biraz da abartılacak rakam. Ama şimdi buradaki o şeyi, beklentiyi, elektriği, havadaki beklentiyi gösterme açısından bu anekdot önemli. Bunun gibi oymaklardan insanlar toplanıyorlar. Bir yıl, yani kış geçtikten sonra, bir yıl derken bir sonraki yaz Erzincan'da toplanıyorlar. Yani topu top işte 7000 kişi yani toplananlar da 7000 tane süvari oluyor. Bu Kızılbaş oymaklarından gelen. Bu 7000 kişiyle İsmail oradan harekete geçiyor. İlk yaptığı şey dedesinin ve babasının intikamını almak. Bu Şirvan Şah'tan. Daha önce söyledim. 7000 kişi 25-26000 kişiyle savaşıyor ve perişan ediyor. Arkasından Bakü, Gülistan önemli kaleler. Oraları kuşatıyorlar ama Bakü'yü kuşatmışken yani o kalelerle uğraşırken tabii zaman geçiyor, kış geliyor. Bir sonraki bahar Elvent Mirza'nın Akkoyunlu hükümdarı büyük bir orduyla yola çıktığı haberi geliyor. Kaleleri kuşatmasını kaldırıyorlar ve Elvent Mirza'yla karşılaşmaya karar veriyorlar. Bu savaşta Nahçıvan bölgesinde gerçekleşiyor. Yine 7000 kişi. Daha henüz aynı yani artış yok. Karşılarında 20-25000 kişilik belki daha fazla nizami bir ordu var. Onu da yeniyorlar.
Onu yenince Azerbaycan tamamen açılıyor. Şimdi o dönemde Akkoyunlular Uzun Hasan'ın bölgesini, Uzun Hasan'ın ülkesini ikiye bölmüş durumdalar. Azerbaycan'da Elvent Mirza hükmediyor. Fars ve Irak'ta, Irak Acem özellikle, Bağdat merkezli Murat Mirza hükmediyor. Elvent Mirza'yı yenince bütün Azerbaycan İsmail'e kalıyor. Ve gidip işte Tebriz'de tahta çıkıyor. Bu resmi olarak Safevi Devleti'nin başlangıç tarihi kabul ediliyor. 1501. Arkasından yerel, ilk önce tabii İsmail için en önemlisi Akkoyunlu gücünü kırmak. Kızılbaşların en acımasız olduğu grup Akkoyunlardır. Onları bulduğu yerde katlediyorlar. Çoluk çocuk demeden. Neden? Yani bunun mantığı nedir? Bunun mantığı şu. Çünkü İran'da egemen olan hakim sınıf Akkoyunlu. Akkoyunlular da Bayındır Boyu, özellikle Bayındır Boyu, Musullu ve Pornak aşireti. Bunlardan bulduğunu katlediyorlar. Çünkü bunu yok edecek ki o boş olan yere kendisi oturabilsin Kızılbaş Konfederasyonu. Farslı, Farsi köylünün bir önemi yok. Onlar mesela Kızılbaşlar için sorun değildir, hiç katletmezler. Yahut da bürokratın, okumuş ailenin, ulemanın, şehirlinin bir zararı yoktur. Onlara dokunmazlar hiç. Kendi yani egemen sınıfta boşaltması gereken yere dönük bütün faaliyetleri. Ve burada birinci aşamada Akkoyunlu askeri aristokrasisini yok etmesi lazım ki büyük oranda ediyorlar. Bunlardan Musulluların bir kolu, Emirhan liderliğinde bir kolu erken bir tarihte Şah İsmail'e gelip tabi oluyor. Hem Kızılbaş Konfederasyonu'na giriyorlar hem de yanlarını tutuyorlar. Pornakların daha sonra bir grubu bunlara katılıyor ve bunlar Türkmen oymağı halinde yeniden yapılandırılıyorlar Safevi sisteminde. Onun dışında mesela Bayındırlar falan kökünü kazıyorlar. 10 yılda İran'ın tamamını egemen aldı. Bu genç delikanlı. Yani şeyde Tebriz'de İran tahtına çıktığında işte 13-14 yaşlarında. Düşünün. Böyle bir insandan bahsediyoruz. Çaldıran Savaşı'na kadar hiç yenilgi yüzü görmemiş. Ve bu savaşlarda oran 1/3, ortalama 1/3, belki yarı. Yani sayıca eşit de hiçbir savaş yok. Mesela 1510'da koskoca Özbek ordusunu yeniyor Horasan'da. Ki Özbekler de çok iyi savaşçılar ve yani sürekli oraya akın yapıyorlar. Horasan bölgesine. Şimdi böyle bir askeri kariyerden, politik kariyerden bahsediyoruz. Invincible, yenilmez bir imaj oluşmuş. Zaten Mürşid-i Kamil olarak hatasız olduğu kabul ediliyor. Tarikatta. Ve bu müritler, unutmayalım, ya bu çok önemli bir fark bence. Burada mürit dediğimiz insanların ana gövdesi, çekirdek savaşçı. Yani mesleği savaşçılık olan insanlar. Yani bir taraftan tarikat müridi ama diğer taraftan savaşçı. Yani Kızılbaşları anlamak için, İran'daki Kızılbaşların konumunu anlamak için yardımcı olacak en güzel örneklerden birisi Japonya'daki samuraylık sistemidir. Yani samuraylara bakarsanız hemen hemen benzer bir yapı görürsünüz. Toplumdan ayrışmış, hem etik olarak, hem inanç örgütlenmesi bakımından, hem de işlev, görev olarak toplumdan ayrışmış, görevi onları korumak olan, onun da getirdiği o şan, şöhret, prestij, üstünlükten faydalanan bir grup var burada. Şimdi bunların kafasındaki şeyh nasıl bir şeyh olur düşün. Yani bu oturup böyle guşe-i uzletinde sabah akşam zikir çeken bir şeyhten bahsetmiyoruz burada. Mürşid-i Kamil derken, Mürşid-i Kamil de kılıcı çekip meydanda cenk edecek. Aynı Şah İsmail'de olduğu gibi. Mesela Çaldıran Savaşı'nda adam ben ön saflarda savaşmış. Düşünün az kalsın esir ediyorlarmış. Böyle bir şeyh ve böyle bir mürit kitlesinden bahsediyor. Ya bu standart bir tasavvuf anlayışı değil. Ama tasavvufi model üzerinden gelişmiş bir yapı. Böyle bir adam yani genç, Mürşid-i Kamil, mükemmel bir savaşçı,
yakışıklı ve yenilmiyor. Yani yenilmez de Kanuni Sultan Süleyman gibi 100 bin kişilik orduyla yenilmiyor değil. Ya Kanuni Sultan Süleyman kendi bile değil. Adam bir paşasını gönderiyor 70 bin 80 bin kişilik ordu İran'a. Kızılbaşların tamamı o kadar yapmıyor. Yani Tahmasp döneminde mesela neredeyse bütün orduyu toplamışlar, bir araya getirmişler, bir envanter gibi bir savaş Horasan'a doğru. Yani toplam Kızılbaş 100 bin civarında. Bu da ayrı bir noktadır. Yani 100 bin tane asker eli silah tutan adamla İran yönetiyorlar 100 yıl. Nüfusun çok ciddi bir azınlığı. Yani tabii tam rakam yok. İran'da Osmanlı gibi kayıt da olmadığı için o dönemden kalma arşiv kaydı falan. İstatistikler çok çok ihtiyatlı yaklaşılması gereken şeyler. Ama belki şöyle kabaca bir tahminde bulunacak olursak hiçbir şekilde Kızılbaş nüfusu İran'da Safevilerin egemen olduğu 16. yüzyıl yani Kızılbaşların egemen olduğu 16. yüzyılda %10'u geçmez bence. %5 bile olabilir. Yani azınlık var, çok az var sayıları. Orduları çok az. Yani tamamı 100 bin kişiye zor ulaşan bir ordu bütün İran'da sürekli 16. yüzyıl boyunca doğudan Özbekler, batıdan Osmanlılar sürekli saldırmış İran'a. Ve Osmanlı bir gönderdiğinde işte 50, 60, 70, 100 bin kişilik ordu gönderiyor. Böyle de bir şey var, orantısızlık var. Ama ona rağmen Şah İsmail'e bakıyorsunuz, Çaldıran Savaşı'na kadar yenilmemiş. Öyle ki Çaldıran Savaşı'nda bunların psikolojisi çok ilginç. Daha sonra Tahmasp tezkeresinde de yazmış, birazdan söylerim. Şimdi Osmanlılar, Çaldıran biraz uzak Osmanlı'ya, çok uzak aslında. Şimdi Van'ın kuzeyinde. O zaman Osmanlı bölgesi değil tabii ki Çaldıran. Artık git düşman yok, bir şey yok. Millet aç, susuz, kapuçlar yırtılmış tamamen orduda. Ordu neredeyse isyan noktasında. Bu ne böyle diyorlar? Düşman yok, nereye gidiyoruz biz? Dönelim, geri dönelim. Böyle homurtu hat safhada ve çok yorgunlar. Nihayet Çaldıran'da savaş kararı alınınca, Osmanlı ordusu da Çaldıran meydanına gelince Kızılbaş ileri gelenlere, hanlar toplanıyorlar, bir savaş meclisi kurup istişare yapıyorlar. Ne yapalım, nasıl bir strateji takip edelim diye. Ustaçlu reislerinden Muhammed Han, ki bu çok özel bir adamdır. Yani o dönemde mesela han unvanı taşıyan diğerleri bey. Bayram Bey Karamanlı, Hüseyin Bey Lala, Abdi Bey Dede. Ama bu adama han demişti o zaman. Muhammed Han. Bir kere çok iyi bir general olduğu kesin. Çok iyi bir asker olduğu kesin. Diyarbakır bölgesinde Osmanlıların canını okumuş resmen. Osmanlılardan ve aynı zamanda Dulkadirlerin canını okumuş. Böyle bir adam. Biliyor yani. Tecrübesi de var Osmanlı ile savaştığı için. Diyor ki hiç fırsat vermeyelim. Bunlar çok yorgun. Hemen diyor savaşı başlatalım. Durmuş Han var. Bu da Şamlı. Şamlıların reisi. O da diyor ki sen otur diyor. Senin sözün Diyarbakır'da geçer. Yarına kadar bekleyelim diyor. Yarın Nizami Savaş yapalım. Şimdi Şah İsmail de o özgüveni yansıtması açısından söylüyorum. Adam o kadar emin ki kendinden demek ki. Nasıl olsa hep yendik için yerine. Yani öyle bir hayal dünyasına neredeyse girmişler. Ben diyor şey değilim. Kervan soyguncusu değilim diyor. Böyle baskın yapayım. Adamlar bir yerleşsinler diyor. Dinlensinler, nefes alsınlar. Yani mantığa bak. Yarın diyor adam gibi savaşırız. Osmanlı'ya bu fırsatı veriyorlar. Hakikaten Osmanlı'da güzelce yerleşiyor. Savaş meydanında düzeneğini kuruyor falan. Güzel vakitleri var. Hatta Osmanlılar savaş meydanına yerleşirken Şah İsmail avla meşgul. Ava gidiyor adam ya. Ve o gece içip sarhoş olmuşlar. Böyle bir dünya. O kadar özgüven yani. Tabii ertesi gün savaş başlıyor. Sayıca yine bir denk olmama durumu var. Tabii rakamlar tartışmalı. Şimdi Safevi kaynaklarında her zaman şu var. Böyle düşmanın sayısını artırıp
abartıp Safevi ordusunun sayısını biraz düşük göstermek. Ben böyle bir kanaat edindim okudukça. Ama genelde baktığınızda ya yarıya yakın ya da böyle 1:3 oranında, ama eşit değil kesinlikle yani. Yarı diyebiliriz yani, Safevi ordusu Osmanlı ordusunun yarısı gibi bir şey sayacak. Fakat yine de bu savaşta Kızılbaşlar önce üstün gelmeye başlıyorlar. Yani ona rağmen bakın, tedbirsizlik, fırsat verme, ava gitme, içme, eğlenme gece. Ya yarın savaş yapacaksın, adam gece içiyor ya. Şimdi böyle bütün bunlara rağmen yine de özellikle bu Muhammed Han'ın komuta ettiği kanat dağıtıyor karşısındaki Osmanlı kanadını. Osmanlılar topları patlatmaya başlayınca denge değişiyor. Ve burada da Venedikli gözlemcilerin kaydettiğine bakacak olursak, esas Safevi ordusunun bozulmasının sebebi işte top güllelerinden dolayı insanların ölmesi falan değil. Zaten o zayiat oluyor. Muhammed Han'ın kendisi de bir top güllesi görüyor. Esas problem o değil ama. Yine de Kızılbaşlar galip gelebilirdi. Esas problem diyor ki o Venedikli gözlemciler, bunlar süvari, Kızılbaş ordusu tamamen süvari. Süvari demek at ve insandan oluşan bir kompleks bütün demektir. Bunlar beraber savaşır. Sadece adam savaşmaz yani. At da savaşabilmesi gerekiyor. Yoksa süvarilik yürümez. Yani atın savaş meydanında nasıl davranacağını bilmesi lazım. Emir komutayı takip edebilmesi lazım. Yani savaşa girdiğinde herkes kafasına göre dalmıyor. Belli bir emir komuta takip ediyor değil mi? Öbür türlü başarılı olamazsın. Bunu at bilmezse nasıl davranacağını, nasıl bu emir komuta meydanda kontrol muhafaza edilecek? İşte toplar patlamaya başlayınca arka arkaya güm güm güm, bunlar atların hiç duymadığı sesler. Hiç duymadığı sesler görünce atlar, emir komuta zinciri kopuyor. Yani atlar kontrol dışı davranmaya başlıyor. Kızılbaş süvarilerinin atları ve ondan sonra Safevi ordusu dağılıyor. Yani böyle bir mağlubiyet var. Aslında o kızıl çaldıran mağlubiyeti de ve mutlak bir askeri üstünlükle net bir şekilde zaten olması gereken bir sonuçmuş gibi kazanılmış bir zafer değil Osmanlı arasında. Onu anlatmaya çalışıyorum. Eğer o top faktörü olmasaydı, sayıca üstün olmalarına rağmen, tüfek kullanmalarına rağmen bol miktarda yine de o savaşı dahi Kızılbaşlar kazanabilirdi. Böyle bir adamdan bahsediyoruz. Tabii Kızılbaş çaldıran savaşı, mağlubiyeti bu imaja büyük bir darbe vuruyor. Ondan hocam, sonra Şah İsmail'den bahsedebiliriz. Hocam bitirmek zorundayız. Evet, şeyden dolayı, teknik sebepten dolayı stüdyoda olsak devam ederdik ama bu kayıt cihazlarına 2 saat süremiz var maalesef. Şeyi bitirmeden evvel şunu söyleyeceğim. Romana konu olur demiştiniz. Reha Çamuroğlu'nun İsmail romanını hatırlatalım. Tabii, çok tabii. Güzeldi. Yani ben yıllar önce okumuştum. Şimdi bir daha tekrardan okumak gerekir herhalde. O çok önemli. Bir de bu savaşı resmedilen Çehelsüt'ün, Kırksüt'ün sarayındaki o büyük bir duvar resmi var. Onu da hatırlatmak gerekiyor. Onlar da çok önemli şeyler. Yani sanatsal olarak da çok böyle etkileri var. Abi sen istiyorsan evet, kapanışı sen yap. Her zamanki çok, gibi. Çok teşekkür ederiz. Biraz böyle süre sınırlamasından dolayı burada yayınımızı bitirmek zorundayız. İkinci yayınımızı da yapmış olduk. Artık bundan sonrası kitabın okurlarının ilgisine kalmış bir şey. Reha Bey'e de buradan hani bu vesileyle tekrar bir selam yollamış olalım. 180. yayınımız burada sona eriyor. Bu yayında bize destek olan Kronik Kitaba ve bizi kırmayıp gelen Doktor Rıza Yıldırım'a çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.